Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Dün akşamki dersen açılışının getirmiş olduğu bize bir hifeti hafiflik var. Onun için psikolojimiz daha iyi. Açılışta olduğum için çok da güzel gitti. Ha, bu arada selamlar da vardı. Ondan sonra, evet arkadaşlar, Diman 98, tahayyül 21, bugün 8-12-2019 Küçükçekmece. Mekanı da belirttik. 98 tane Diman dersi olmuş. Olacak. 97 tane olmuş. Ne var ya bu kafada? 97 çarpı 3, 3 saat ya en az ortalama. 4 saat, 4,5 saat süren var, 3 saat var ama ortalama 3 saat, öyle mi? 3 saat abi. Evet, 3. 291 saat. Kaç gün yapıyor hiç oturmadan? Böyle 24 yaparsa diğer 12-13 gün civarında. Yok, 1 saat ders yaparsan 290 dersidir. Evet. 1 saat olarak hesaplarsan? Yok, hiç oturup hiç kıpırdamasan 13 gün. 12 gün abi. 12 küsür. Evet, 13 gün. 12 gün. Dima, bu ne var bu kafada ya? Ha peki, bunun yarısı kadar da var mı? Evet. Bunun yarısı kadar da var. El hatta gireceğiz ama ya. Dün abi bir, dün dolaşıp, hani bölge bölge dolaşıp da tebliğ edenler var. Ya öyle bir cemaat var abi. He, tebliğ cemaat. Öyle birisiyle dün şey yaptım. Bana hemen bir şeyler tebliğ etmeye çalıştı. Kendince. Çok iyi. Maşallah diyelim. Ondan sonra ben de Dima'dan bahsettim. Bana dedi ki, Dima ne ki? Yani düşünebiliyor musunuz abi? Şehir şehir dolaşıp tebliğe çıkan adam Dima ne ki soruyor. Biz 13 gün hiç kalkmaca Dima dersi yapmış oluyoruz. Elhamdülillah. Isınmak için 5-10 dakika egzersiz yapalım, kafa egzersizi. Bilimsel yöntemlerle nefsini bilemez. Bu Dima dersi değil. Hani hem toparlanalım hem ısınalım diye yapıyorum. Bilimsel yöntemlerle nefsini insan bilemez. Çünkü bilimsel dediğim şey bedeni esas aldığı için öyle nefistir, şeydir, ruhtur. Yani din tarafı olan doktorlar demiyorum, bilimsel insan demiyorum. Mesela ahlaktır, hele cindir, şeytandır, erva habisedir, melekü tarafıdır, böyle şey yapmaz. O vitrinde gözükeni tamirle meşgul olur. Soyutlamak La ilahe demek. Somutlama illallah. Terakkinin yöntemleri, yani ısırmak için var bu. Yani onun için soyutlamak, bir somut var, bir soyut var. Soyut, somut değil, tutunan değil. La ilahedir. Somutlama ise illallah. Terakkinin yöntemleri soya ne yazmışız? Soya soyutlama. Ha. Terakkinin yöntemleri soya çıkarta tecerrüt terk ede soyutlama ile aslına cevherine ulaşırsın. Terakki için ibadet, zikir vesaire değil. Çünkü şöyle diyelim Osman'ın. Bakayım şey. Allah Resulü kaç sene yaşadı? 63 sene yaşayan bir peygamberin bunun çocukluğu var. Gecesi var, şu savaşı var. Ya 950 sene aranızda peygamberlik yapmış Nuh Aleyhisselam. Onun yanında çerez. 63 seneyi onunla çarp 630 sene bir ibadet yapsa Resulullah'a yetişir mi bir insan? Niye? İbadet cihetine belki geçer. Sayısı bakımından. İnsandır da. Karşı halitti kalite bakımından geçemez. Yani. Ha, bak şimdi niye ona geleceğim. Ne kadar rekat kıldı namaz? 23 yıl peygamber. Tamam işte ne kadar kıldıysa onun fazlası secde yapılabilir. Onun okuduğu Kur'an'dan fazla Kur'an okunabilir. Niçin yetişilemez? Ya buradan niçin çıkıyor biliyor musun? Yani bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemsiyorum. Ben üzerine duruyorum. Güzel çarpanı falan. He? Çarpanı falan. Güzel bir soru ya.
Evet. Çarpanı farklı. Ne demek çarpanı? Kat sayısı yani. Evet. Matematikte çarpan tamam. Kat sayısı. Gene bu değil. Ha bu da ama bu neticesini söyledin. İhlası fazla. Değil mi? O zaman çarpan ne demek lazım? Ha. Yani senin söylediğin netice ihlası kaliteli. İmanı istisna da ondan. Peki buna nasıl vardı bu ihlasa? İmana nasıl vardı? Amelli değil. Neyle ama? Terk etsin. Terklerle. Kendisini terk etmek var ya. Mesela Kur'an buna çok güzel bir örnektir. Şeytan kendisini terk etmedi, esas aldı. Dedi ki beni sen azdırdın. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Kendisini terk etmenin alameti olan kusuru delühte etti. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Anlıyor musun bak? Terklerimiz fazla olacak. Saldırma hepsine bütün o şeyleri terk edeceklerine. Bir tanesini, senede bir tanesini terk et. Bir tane can alacağı ya. Mesela Müslüman şunu yapabilir, bunu yapabilir, bunu yapabilir diyor. Olabilir insan. Ama asla peygamber diyor. Ne yapamaz? Yalan söyleyemez. Demek ki soya soya, çıkarta çıkarta sana giydirilenleri terk ederek terakki olurmuş. Tecerrütlerle aslına hareket edilir. Bu çok önemli, bunu unutmayacağız. Mucibi bizzat demek, yani hani bir mezhep var ya, Allah bu kainatı yaratması mecburdu. Mucibi bizzat demişler. Yani iradeyi devre dışı yapmışlar. Veya ukulu aşire böyle iradeyi devre dışı yapıyormuş. Mesela makine bozulmuş halde o kadar çıkarttı. Tamam eyvallah. Makine bozuldu. Su var içinde ışığı yalan söylüyor. Su koy içine. Var içinde dolu. Öyle mi? Tamam. Şimdi bir ukulu aşire neydi? Bir tövbe Allah demeyeceğim. Bazen derslere de yazıyorum. Tanrı yazdın. Allah niye yazmadın? Allah değil de ondan. Bilmiyor muyum Tanrı değil Allah'ı? Şimdi bu diğer Tanrı diyeceğim. Bir Tanrı varmış, ikinci Tanrı'yı yaratmış. İkinci Tanrı üçüncüyü yaratmış. 10 tane var. Kulu aşeri o demek. 10 tane. Sonra bir tanesi o birinci yarattı mı? Benim işim bitti sana. O yatıyormuş. Şu anda aktif olan kim? 10. Böyle bir mezhep var. Okul aşırı bu. Şaşırdın değil mi? İlk defa diyorsun. Bir de Allah bu kainatı yaratması mecburdu. Çünkü Esma bunu iktiza ediyordu. Mucibizat. O zaman iradeyi devre dışı yapmış. Bunlar iradeyi devre dışı yapıyorlar. İradeyi kapış yapmıyor. İrade bir şey yok. Allah ne demişse olacaktır. Süleyman Aleyhisselam yüzüğünü sen taksan demişim. Süleyman'ın senin yüzüğü var mıydı? Hı hı. Ha bak. İyi dinledim. Yazsın sana çok bak. Öyle geldi içime. Evet abi. Süleyman Aleyhisselam yüzüğünü sana taksalar. Süleyman olur musun? Bu olur vallahi. Sırayı sen. Bu olur. Bu olur. Peki bak. Süleyman olana peki yüzüğü kime takıyorlar? Süleyman olana yüzüğü takıyorlar. Yüzük takılan Süleyman olmuyor. Süleyman olana yüzük takarlar. Müthiş bir şey. Anladın mı? Bize takmazlar yani. Evet. Olabilirsen takar. Ya mesela demiş ya, ey Allah'ın peygamberi, ölüleri diriltiyorsun Allah'ın izniyle. O ayeti söyle de biz de ölüleri okuyalım dirilsin. Demiş. Zorlayınca söylemiş İsa Aleyhisselam. Okumuştur okumuş, mezarda dirilen yoktur. Gafur sana içimden gelmeyi soruyorum. Ama hemen söyleyeceksin abi. 3 saniye, düşünme fırsatı yok. Ölüyü diriltme yetkin olsaydı, kimin mezarına girip diriltirdin? Allah'ın izniyle neydi? Kimi diriltirdin? Hiç aklıma gelmedi abi. Bitti. Peki Gökhan kim hatırına gelirdi? Bitti. Mehmet kardeş, sen kim hatırına gelirdi? Allah Allah. Doktor? Usta da. Kendime. Buraya gider. Durumu iyi değil.
Kendimi. Allah'ım. Bir tanesine sordum da. Ayıp olmasa diyebilir miyim dedi. Ayıp olur mu dedi. Ben yok dedim. Peygamber dedim. Peygamber ölmedi ki dirilsin dedi. Çünkü ben kabrime geleni görürüm diyor. Bedensel boyut. Ha bedensel boyutunu mu diyorsun dedim. Ha, olabilir. O zaten haydırlar onlar. Allah'ın Celle Celaluhu ne olduğunu söylemektense Allah nedir? Bu yani çok zor değil mi? Allah nedir? Ha çok güzel. Ne olmadığını söylemek daha kolay ve ihatalı oluyor. La ilaheler de bundan kolaydır. Feneri eline alınca iş o zaman başlıyor. Yok, eline alınca iş bitmiş olmuyor. Fener yani bu dersler. Eline fener alıyorsun. İş bitti mi? İş şimdi başlıyor. Eline feneri alınca iş bitmiş olmuyor. İş yeni başlıyor. Ne dedi? Kalbin cep feneri, liman. Evet, kalbin cep feneri. Oradan zaten şey yapmış. Anladın mı? Yani okurken aldım şeyleri. Ondan sonra devam edeceğim. Şu tamamlıyordu güncellemeyi. Onu kapatıyorum. Başka? Esmalar eylemde, fiilde birliğe getirirler. Esmalar ne işe? Eylemde birliğe getirirler. Mesela bina yapılırken mimar lazım, mühendis lazım, hukukçu lazım vesaire. Hukukçu da lazım. Hukukçu yani bir binada hukukla ne alakası var? Hukuk prosedürleri var bunların. Her şeyde mimar lazım, mühendis lazım, hukukçu lazım vesaire. Bunların kanunları farklı farklı olduğu halde binada beraberler. Mühendis çiziyor, hukuk. Ama aynı yerdeler. Hiç alakası var mı? Yok. Yani çok mesela sizin posta yaparsınız. Hukuk meselesi yok mu sizde? Olmaz olur mu? Herkesin hukuku var. Bakın mimar çizerken otokisi hukuk. Ama bak farklı sıfatlar bir yerdeler. Bunun gibi ille kimya gibi birbirlerini yok etmişler ama başka bir şeye dönüşmüşler gibi değil. Kimya nedir? İki tane farklı element farklıdır ama bir yere gelince o artık o değildir. Böyle değiller yani. Tevhid birbirinin yerine konulmayacak esmalar beraber tek şeyde. Eylemde ayırt edemezler. Mesela renkle koku. Tevhid neydi? Birbirlerinin yerine konulamayacak esmalar var. Mesela Mulevin, Musavir'in yerine konulamaz. Bu sırrı tevhid. Evet yani tevhid birbirlerinin yerine konulamayacak esmalar beraberler, eylemde birbirinin hükmünü cehretmezler. Birkaç tane okuyorum, sonra konumuza geçiyoruz. Düşüncenin düşüncesi akıldır. Mesela dün biraz bahsettim o açılışta. Mesela aklımın belası aklım olur. Düşüncelerin belası düşüncelerim. Acaba benim aklımı takip eden başka bir akıl mı var? Çünkü ben mutluyken bu akılla malzeme aldım, donanımları aldım. Mutluydum akılla. Tamam, başka bir akıl benim aklım seviyesine geliyor. Benim bu aklımın önermelerini, doğrularını, mutluluk vasıtalarını ortadan kaldırıyor. Sanki başka bir akıl beni takip ediyor, benim aklımı. Onu tepe takla yapıyor. Başka bir akıl mı var? Hayır. Bir ney düşünün? 6 tane deliği var üstte. Bir tane de altta 7 tane. Dimağın 7 mertebesi. Bunu öfledim. Ya Muhammed, Muhammed, ya Muhammed, Muhammed diye ilahi okudum. Neyle? Geldi bir başkası aynı ne? Şarkı türkü söyledi. Bu ne? Ya Muhammed dediği için sevap kazanmadığı gibi şarkı söylediği için de günah kazanmıyor. Aynı bunun gibi. Akıl böyledir. Kim öfürüyorsa o çıkıyor. Üfürene sevap var. Evet. Ceza var. Ceza onadır. Yani iki tane akıl yok.
aklımıza öfüren iki tane farklı bir mekan var. Şey, merkez var. Melekler, şeytanlar, kafir cinler, Müslüman cinler, erva habiseler, erva aliyeler öfürüyorlar yani. Akıl alet. Alet bu. Anlamadım. Akıl aletti ya, neydi alet? Ha neydi alet, evet. Neydi alet, evet doğru. Başka? Topraktaki elementlerin toplamına istidat. Toprağa dönüşmesi, yani elementler var ya, kalsiyum, Mehmet kardeş kimyacı biliyor. Kalsiyum, magnezyum vesaire elementler. Bunların tek teklerin bütün hepsi olmaları istidat. Toprağa dönüşmesi toprak. Hiç kimse kalsiyum görmüyor. Magnezyum görmüyor. Toprak görüyor. Bunun adı kabiliyet. Mısır, narın topraktan çıkmasına da duygular. Sonra Mısır'ın narın rengi, kokusu, tadı, rengi vesaire taraflarına da hissiyat denir. Kabiliyet biraz şey kalmamıyor. Kabil olmuş. Kabil. Kabil yani kabul etme diye. Mesela yani sen... Kabiliyette biraz daha ortaya çıkma yönü olması gerekiyor. Ortaya çıktı işte. Yani o bilgi kabiliyet olsa belki... Yok, o artık dokunuyor sana. Duyguna dokunduğu için duyguya bakıyor. Mesela... toprak duyguna dokunmuyor mesela, gözüne, kulağına dokunmuyor. Yani bizzat-i mübaşir edin. Benim psiyle çıktım. Hiç ben elementleri görmüyorum ki. İstidadı gören yok. Ama ben kabiliyeti görüyorum. Toprak olarak. Evet, toprak olarak. Nar ise dokunuyorum. O da şey ya. Yani. Ders sohbet sonunda sordu. Adam bir tanesi canlı bir yerde. Dersin sonunda bana sordular. Ne anlatmak istedin dedi. Ben ne dedim biliyor musunuz? Ne anlat? Sen ne anlat? Hayır. Peki arkadaşlar. Ne anlamak istiyorsun? Hayır. Dersi yeniden başlıyoruz dedim. Ders bitti. Dedi ki ne anlatmak istedin bu dersten dedi. Kısaydı, 37 dakikayı unutmuyorum. Öyle mi ya dedim. Sinkos gibi olmuş. Ondan sonra dedim ki, o, versene o kitabı dedim. Sinkosana. Bir daha dedim, Sinkosana. Yeniden ders yapacağız. Sincosa. Anladınız mı? Bir cümleyle olmaz, bir ders lazım dedim. Hayır. Her şeyi anladım da bir sincos dedim. Sincos. Ne, kim ne anladıysa. Düşünceyi geçirebilmek, bak düşünceyi geçirebilmek ve düşünebilmek için tekler lazım. Terk. Bizim işimiz, gücümüz öldük, dirildik, öleceğiz, gideceğiz. Terk. İşimiz, gücümüz terk, tecrübet. Esas terk ne abi? Ana terk. Kendini. Değil mi? Evet. Yani diğer terkler ona götürmesi. Tabii terk şeydir. Bilinen. Tecrübet ise gözükmeyen. Yani kendini tecrübet edeceksin merkezden, şundan, bundan. Peki nasıl anlarız bunu? Bir insan ne kadar terk ettiğini nasıl anlarsınız? Sünnet-i seneye ne kadar ittiba ediyorsa o kadar... O yuvarlak bir cevap. Uygula bize. Muhabbet. Sevgi. Ben en belirgin özelliği şu. Terkleri çok olan insan tenkiti pek olmaz. Geçen abi dediniz yani sormuştum eğer o manayı gözü olur. Hani tecerrüdü sormuştum da Hasan abi. Cenab-ı Hakk'ın tecerrüt sırrını şey yapmıştı. İnsanda da bu tecerrüdün olması Allah-u Alem yani Cenab-ı Hakk'ın o tarafına aynadarlık için yani. Yani Allah tecerrüt ediyor ya her şeyde. Tecerrüt etme sırrı var ya kâhit şeyde. Ne de? Sen buraya gelsen de şimdi kameranın yanında bu çiçeği teziyoruz biraz bizim için sıkıntı olur. Sen bir o kameranın yanında oturma ki o ya sürekli. Boğazına dikkat et. Tamam. Ya kameranın yanına oturmanın bedeli ağırdır. Tamam. Şey yapma. Bir daha değil mi abi? Bir daha söyle. Evet. Şimdi hani geçen bir sormuştum ya tecerrüt, terk tecerrüt mevzusu. Yani siz Cenab-ı Hak'taki tecerrüt sırrını anlatmıştınız. Ne anlatmışım? Kainattaki yani her şeyden tecerrüt ediyor Allah. Ha evet, her tecerrüt. Bizdeki terk ve tecerrüt de Allah-u Alem Cenab-ı Hakk'ın o tarafına aynı darlık evet. Noktasında bir şeyi var. Allah yani, her şeyin sahibi ama... Yani nihai noktada bizim de varacağımız terklerle evet. Ve tecerrütlerle varacağımız nokta... Evet. O noktada bir aynı darlık. Aynı her şeyden tecerrüt. Her şey tecerrüt. Abi
şey hani, hani o tecerrüt sırrını suret, kaniyet, hakikat, mahiyet vardı ya. Hani her terakkiyatta işte surettesin ama sonra mahiyetine ulaştın. Onu sonuç olarak görüyorsun ama bir bakıyorsun ki o suret olmuş. O suret bütünü suret olmuş. Olayı onları mı? Yani suretteyken şey. Sen kanunettesin. Kanunete geçince suret kanunet oldu, sen hakikate geçtin. Terakki ettin onu diyor. Ama bu başka bir şey diyor ama doğru. Sen basamakları söyledin bu. Şimdi Allah'ın 20. mektupta tecerrüt ve şey var. Bir tane de kelime var. Tecerrüt. Tecennüp. Biraz tecerrüt. Dabbe vasfinde. 29. sözde de var oğlum diyorsunuz. Yok yok yok. Mektubattaki var ya. Mubayenet, mubayenet. Tecerrüt ve mubayenet. İkisi zıt biliyor musun? Zıt mı? Evet, ikisi zıt öyle. Şimdi Allah her şeyin sahibi. Ama her şeyden tecerrüt etmiş. Ne demek? Buz düşün. Buzu meydana getiren su değil mi? Ama su tecerrüt etmiş. Sıyrılmış. O vasıflanmış, sıfatlanmış o buz. Yani oradan yok demek değil. Var ama, var ama yok. Yok. Peki, su H2O. H2O tecerrüt etmiş. Arkaya doğru gidiyoruz. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri. Tamam mı? Şimdi 8 cennet içi. Bu tecerrüt. Aynı yerdedir. Hepsinden tecerrüt etmiştir. Mubayenet ise bunun tam tersi. Konumuz bu diye fazla şey yapmayayım ama düşünün. Yani düşünceyi düşünceye geçirebilmek, düşünebilmek için terkler kesinlikle lazım. Terkler eylemdedir, tecerrütler enfüstedir. Cenab-ı Hak'taki hak, bak hak, tüm mertebelerde kendini ifade etmesi olduğundan haktır. Mesela devam ediyor. Bunu okumuştuk bir şeye geçen hafta ve iki defa ama tazelensin buraya gelmişken. Vahdet-i şuhud anlayışı çok sorulduğu için ben niye böyle yaptırıyor Cenab-ı Hak üç defa. Vahdet-i şuhud anlayış farklılıkların birliği demektir. Anlayış farklılıkların birliği. Yani bir, fikirlerin, gir içeriye, hislerin, duyguların ve latifelerin birliğine vahdet-i şuhud denilir. Vahdet-i kusut ise kast edilenin sendeki birliği. Mesela Allah, bu mevcudatın sahibi, senin alemindeki Allah, yani kast edilenin sendeki birliği. Vahdet-i kusut. Vahdet-i mevcut var. Görünüşlerdeki zıtları kendi aleminde birliğe getiren kişi. Son şeyimi okuyayım, cümleyi. Ondan sonra... Bu tabirler İmam Rabbani Hazretleri'nin tabirine kusut. Vahdet-i mevcut falan. Vahdet-i vücut yani yok. Mevcut. Şöyle demiyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nde vahdet-i şuhudçudur. Vahdet-i vücutçu değil. Onu mektubatı okurken oradan çıkarttığım cümle. Vahdet-i mevcut dediniz bir de değil mi? De, evet. Vahdet-i mevcut. Mevcut yani mevcut. Vücut değil. Çünkü hiçbir şey mevcut değil. Şey, vücut değil, mevcuttur. Vücut, zat-ı sıfattır. Şimdi, görünüşlerdeki zıtların, görünüşteki zıtlar yok mu? Kişinin kendi aleminde birliğidir. Vahdeti getirmek mevcudu. Son şey, asır, irfanını gittikçe kaybettiği için, asır neymiş? Asır. İrfanını gittikçe kaybettiği için gayesiz bir insan olmuşuz. Gayesizlik çok kötü bir şey abi. Acayip bir şey. Mesela bedensel psikolojilerin temelinde bir tanesini söyleyeyim, psikoloji rahatsızlıkları. İşsiz adam en muzdarip adamdır diyor Risale'de. Ne demek? Ya mesela kalktığın zaman şöyle yapsan, ne yapayım ya bugün? Ha? Daha yapacağım planı şimdi yapacaksan Allah sana yardım etsin.
Ama kalktığın zaman zihnini bir şeye kalkacağım şimdi cüzüm var. Kalk yani yatmadan önce kafanda şey olur. Zaten yatmadan önce de yani zaten hayatında var. Yatmadan önce de değil. Hayatında o hakim. Diğerleri düğüne gitmek, çoluk çocuğa rızık kazandırmak böyle değil. Simit almak, kahvaltı yapmak. Bunlar ikinci tebeyi tarzda bir harekettir. Senin zihnini işgal eden, devamlı meşgul eden de bir şey yapsak tık, ibre öyle geliyor tık. Hani var ya ibre kıble namı gösteriyor tak. Şöyle şöyle yapıyorsun tak. Hep orayı gösteriyor. Kıble, kıble yani mesela şöyle yapıyorsun kıble göstermiyor. Şöyle şöyle yapıyoruz ya mesela yollarda. Şey tutuyoruz ki kıbleyi doğru gösteriyor tak. Tak yapınca yani düşündüğün bir şey değil. Yapacaklarını düşünürsün. Çocuğa ne alacaktım ya? Bugün nereye gidecektik? Ya fotokopi mi çekecektik? O düşünce. Bu düşünülmeden seni çeken, celbeden şey. Otomatik pilot gibi. Öğren, evet. Mesela öğlen namazını kılayım diye bir plan yapmıyorsun değil mi abi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zaten hayatın içinde. Bitti bu. Hayatın aslı. Bu sefer hayatın miyengi noktaları diyoruz. Hayatın babalarıdır. Dalgaları içinde, denizlerin dalgaları içerisinde o oynayan gemiyi sabit tutan ve sükunet veren ve güven sağlayan limandaki onun bağlandığı yer. Ona baba diyoruz. İman ve İslamiyet. Ha, değil bu. O başka. Yani gayen olacak. Peki ustad o kadar anlatıyor gaye ki girmeyeyim yani mesela. Mesela gaye hayal olmasa zihinler kemalata döner. Öyle mi? Nereye? Nereye döner? Anladın mı? Böyle yapıyorum. Dün akşam da öyle. Mantığı eneye dönüyor, enenin mahiyetini anlamaya, o evet, başka bir şey oluyor. O başka. Yani o tabii o zahiri şeyini söylüyor. Demek ki asır neymiş? İrfanını kaybetmiş, gayesiz kalmış. Başka asır topladım, bu asır ki usta diyor ya, böyle bir dersimiz var ama çok kalite bir ders. Eskide olduğu için yayında var mı yok mu bilmiyorum. Diyor ki, asır, mesela bir tanesi söyleyeyim, toplamını söylüyorum. Terk edilmek var ya, sahipsizlik. Sahibin yok yani, sevilmiyorsun, sahiplenilmemişsin. Birisi almamış, bir cemaate gidiyorsun, almıyor ya. Nur cemaati seni almamış hiç. Kitap, almadığını nasıl anlarsın? Okuyamıyorsun. Almadı seni. Yani of, of ya, of, Sema-i Risaletin kameri, uf uf, tamam, 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 kaç dakika oldu, tamam, 10 dakika demişti, tamam, sıkılmayacak. Yani 10 dakika oku sıkılma gider deyip de adam of böyle bakarsan hem aklına dedi ki madem bu meskul 9 kaç oldu 9 bir 10 saniyemde kaldı hiçbir şey olmadı boşuna okuma kardeş almadı senin içine her şey de öyle sahip sahiplenilmemişsin niçin çünkü aidiyetin yok aidiyetin senin aleminde bir yerin im bir yere aitim ben. Böyle bir haletin olabilmesi için onu da söyleyeceğim. Ben falan yere aitim. Aidiyet duygusunu laikaları okuyarak olur. Sözleri okuyarak aidiyet olmaz. Sende olmaz, uyanmaz. Yani sırf sözler okumuş mağarada Sibirya'da. Adam başka bir şeyini geçmemiş. Ben Nurcuyum diyemez. Bilmez. Bilmez. İnsana aidiyet veren laikalardır. Yani ben falan yere aittim. O kadar büyük nimet ki ya Rabbi. Anlatamam. Gaye insanın fiillerini, fikirlerini, duygu ve hislerini birliğe getirendir gaye. Tamam abi. Burada bitiyor. Bitti. Şimdi ısındınızsa ısınmışsınız. Isınmamışsanız ısınmamışsınız demektir. Ha buradaydı. Tahayyül arkadaşlar. İyi miyiz şimdi? Hakikaten çok iyiyiz. Elhamdülillah. Niye biliyor musun? Bir, sabahtan sabah, pazar, yanlarına kalkıp buraya gelebilir. Çoluk çocuğuyla kahvaltı yapma şuurundayım biliyor musunuz? Çoluk çocuğunuzla kahvaltı yapmamanın ne demek yapamadığınız ne demek olduğunu biliyorum. Bilerek her hafta söylüyorum. Ve buna mukabil, bu mu terk ettin sen? Bunu mu terk ettin sen? Ve onlar da mı kanaat etti senin terkine? O bunun karşılığını ancak Allah verir. Kafur abi gülüyor bu konuda. Onun güldüğü, her çoğu güldüğü için fazla dikkat almadı. Demek ki bu terklerin
İşte bu terttir yani. Ve şeyi Allah ihsanıdır. Peki şunu da söyleyeyim. Allah'ın ikramı nedir? Yani bu terklerinize mukabil ikramı nedir biliyor musun? Siz terk etmeden önce terk etmeyi size bu haleti verdiği için kendisi ikramdır. Hizmetin ücretin içine koymuş. Terk edebilmek kendisi cevaptır. Sual değildir. Peki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sözler, 27. defterden tahayyüm. Bir yer okuyacağım, onun için sayfa işini söylemeyeyim. Çünkü bir tane yer kalmış, ondan sonra ben size söyleyeyim sayfayı. Nereden devam edeceğiz ama orayı açın şeyiniz telefonunuzda. Sayfa 370'i açın. Fakat ben 341'de bir yer kalmış, onu okuyacağım. Sözler 322. Bazılar diyor, niye öyle şey yapıyorsun kardeşim? Senin gibi okuyup geçilmiyor. Bak yani yazılıyor. Yani defterde ne okuyorsun? Ne var yani? İster buradan okur, ister buradan okur. 322 metin okuyorum. Evet, hakiki terakki ise insana verilen, bak hakiki terakki ise efendim ne söyle? Sayfayı sunur mu? Tamam. Benim de dikkatimi çekiyorsun da. Hakiki terakki ise insana verilen kalp, bir, sır, iki, ruh, üç, akıl, dört, hatta hayal vesair kuvveleri. Kuvve. Evet. Demek ki bunlar kuvve. Hayat ebedi yüzlerini çevirerek bunlara kuvvet diyoruz. Hayali hatta ile böyle vurgulamış. Evet. Hatta. Evet. Kuvve peki ne işimiz mi? Daha önceki konuşmalarımızda biliyor. Kuvve demek melekelerimiz. Melekelerimiz, maliklerimiz, malik olduklarımız. Arkadaşlar hayal değil ya, kuvve olduğu için kendisi enerjidir, neticedir. Hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz. Vasıta falan değil. Kendisi soru değil, cevaptır. Neticedir. Hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz. Onun için kuvvedir. Peki nasıl anlarız? Hayal ettiğinize nasıl dönüşüyorsunuz? Dönüşüyoruz. Çünkü hayal ettiğin şeye ay, fikir, aşağıdan yukarıya gidiyorum. Soğanın kırmızı renginden fikir, hisleri oluşturur. Hisler duyguları oluşturur. Duygular latifeleri oluşturur. Tamam mı? Fikirler hisleri, hisler duyguları, duygular latifeleri. Latifeler de senin kaderin oluyor. Hangi kader? İhtiyarı kaderin oluyor. Duygu da verdi değil mi? Tamam. Araya girdi o. Şimdi duygu şöyle. Daha zahirde, dışta olması lazım. Dışta öyle de hani oluşumu diyorum. Latifenin belirisinde saydınız da olmuş. Bak, fikir. Duygu oluşturmaz, his oluşturur. Fikirler hissi oluşturur. Mesela bir fikir yaptın, etkilenirsin. Bu seni göz yaşarır. Göz duygudur ya. Düşündün, hislendin, tepki verdin. Mesela hayal ettiğin bir şeyi, cinselliği, öfkeyi, nefreti, tenkidi. O hisse geliyor. Evet. Fikrettiğin bir şey otomatik olarak his oluyor. Sen sıraya koymuyorsun. Bu böyle oluyor. Tamam. Sonra. Tamam. Şimdi demek ki hayal, kuva olduğuna delil, neyi hayal ediyorsan ona dönüşüyorsun. İçine attığın şey oluyorsun. Mesela diyelim ki birisiyle beraber şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Aynen öyle oluyorsun. Bir bedensel haz yok. Şimdi 370. Bildiğin kaderin oluyor abi ya. Evet. Bildiğin sen. Yani ne olmak istiyorsan, o kadar kolay bir yol ki ama zor, biz yaptık. Ne olmak istiyorsan onu hayal et. Oradasın, olsun. Kalitesini yükseltmek istiyorsan tasavvur et onu. Onu geçer değil Alek. Çok acayip. Sen yapma Alek. Ya kardeşim, hayal ettiğiniz şey neyse, mesela şöyle diyeyim. O bir tanesini karşıma koydum. Nasıl dedi ya, ne dedi? Şuna bakıyor başı devrinin. Hayal ediyorum onu. Kızıyorum. Eşim olur. Arkadaşım. O anda senin kendini mutlu hissedecek hormonlar aktif olur mu? Hayır. Allah'ı seversin. Ne yapar? Onu koyduğun bütün o kaslar, lifler ona göre adrenalin öyle olur, şey olur. Öyle aktif olur.
Ama mesela diyelim ki, şu anda bu dersteyiz. Bu dersteyiz. Yani öfkemiz olmaz. Şehvetimiz de olmaz. Hayat perestliğimiz de olmaz. Böyle bir salgılama olmaz. Mesela bunun dışında bu duygular, hisleri aktif edecek harici müessir var mı yani hayalin dışında tasavvur? Maddeler de yapabiliyor. Mesela baklava yiyene, pirinç yiyene cinsellik aktif olur. Senin elinde değil o. Bu. Mesela ağır yemek yiyene, hani var ya büyükler demiş, sana diyelim ki tuzlu muzlu yedin, akşam yattın, tabii ki dere mere göreceksin, sularla yoğunlaşacaksın. Mesela bu akşamki benim başıma gelen, acaba nurları tanımamış olsaydım ben ne yapardım? O cinsten tabii görüyorsun rüyayı. O cinsten şeylerin geliyor. Yani bunlar bedensel şeyler de insanın hissiyatının fikriyatı yokken hissiyatını da etkiler. Şualar 635, 370. sayfadan okuyorum. Diyor ki, o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat-ı hayaliyesiyle, bak, daha bir şey, seyahat-ı hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan nümine için yalnız üç tabakasını diye devam ediyor. Yukarıda bak aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz. Bütün dünyayı bir şehir gibi. İki defa yazmış değil mi? Bir şehir gibi. Bakın arkadaşlar, aklıyla, akıl düşün, kalbi hayaliyle gezen yorulmaz ve tok olmaz. Bütün dünyayı bir şehir gibi. Aklıyla diyor, kalbiyle, hayaliyle pek çok alemler ve tabakalarda seyahat ediyor. Öyle seyahatla bakıyor ki, kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip, 370 yıl geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hayal ne vazife yaptı burada? Hayal. Dürbün yaptı. En uzağa yakın ediyor. Aynı bu hayal. Dürbünü ters çevir. En yakın, en uzak ediyor. Başka ne iş yapıyor? Mektubatta söylüyor. Dağınıkları topluyor. Dağınık manaları topluyor. Başka ne yapıyor? Kaçıncı? Yükseğe çıkartıyor. Yükseğe çıkartıyor. Yükseğe çıkartıyor. Erdemdir diyor. He, 24. mektup muydu? Erdem gibi. 24'te vardı. İkinci. 6. meselen sonunda. 24. mektubun 6. meselen sonunda değil mi? 6. 2. mepas. 6, 4. Onu şey yapalım da. 4. mepas. 6. mesele. Ha şurada. Sırrı temsil diyor ya. Pencere. Pencere de, pencere diyor. Ha pencere diyor değil mi? Aynı Burak gibi sanki. Niye göremedik? Aslanım. Ha? Burak. Kuzuncu. Burak da böyle yapıyordu. Gözünün gördüğü yere. He? Bu 24. mektubun 4. mepasın kaçıncı meselesiydi? Ben de bakalım. 26. mektubun. 26. mektubun 4. mepasındayım. Kaçıncı meselesi? 7. mesele. Oradayım, niye göremedim? Sonunda. Tamam, oradayım abi. Geçtikten sonraki mektup. 8. mektup mu? Yok. Şeyde abi var, mektubat 377'de 28. mektupta var. Ha, 377. Ha, burası. 377. Tamam, burası. 26. değil. 28. mektupta diyor ki, 1. En uzak hakikatları gayet yakın gösteriyor. En dağınık meseleleri toplattırılıyor. En yüksek hakaika kolaylıkla yetiştiriliyor. Hakaiki gaybiyenin esasat İslamiye şuuda yakın bir yakin imanı hasıl oluyor. Bu akıl ile beraber hayal vesaire vehim bunlar aktif oluyor. Bunu yapan en şey mepa merkezde tahayyüldür. Burada da abi o mektubat 377 değil mi? He. Oradakilerin hepsinde sırrı temsil diyor. Sırrı temsil, evet. Temsilin sırrıymış. Evet, temsili misallendirmeyi hayal yapıyor. Hayalin işlevi bu çok önemli.
Peki bu sırrı temsil hep hayal mi kullanıyor abi? Sırrı hayal temsil mi? Hayır ama temsil deyince abim hayalsiz bir tasavvur düşünemez. Mesela sırrı temsil deyince mesela ne dedi? Akla dedi mi burada abi hani? Var var. Akıl ile beraber vehim, hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan da teslimi silah mecbur oluyor. Yani temsil deyince benim daha çok akla yakınlaştırmak hep aklıma geliyor. Ama ben mevzu hayal aslında olduğunu anlıyorum. Peki mesela uzağa yaklaştıracaksın. Görecek. Ne ile yapacaksın bunu? Dürbün değil mi? Peki dürbün sen misin? Senin dışında. Akla yaklaştıracaksın. Bir cihaz lazım. Yani akıl kendi hakikati anlamak için hayali kullanıyor. Hayali kullanıyor. Ben dürbünü kullanıyorum ya. Akıl da hayali kullanıyor. Öyle anlayabiliyor yani. Evet. Başka çok zor. Yok. İhatalı bir tasavvur diyordu ya abi. İhatalı evet. Bir tasavvura mercek oluyor. Evet. Hayal. Bak şimdi. O zaman akıl hayalsiz burada aciz kaldı. Aciz kaldı. Sırrı temsil yani gibi misal vermiş. Çıkamıyor. Merdiven olacak. O, çıkamıyor. O lazım. Hatta akıl nereye biniyor? Fikre biniyor. Fikre bindi, fikre ruh hayale biniyor. Ruh! Hayale biniyor. Onu sırayla söylemek için. Ha. Akıl fikre bindi. Daha yukarısı, ruh nereye bindi? Hayale bindi. Yani biz hayali dişlemişiz biliyor musun? Onun için belasını çekiyoruz. Nereye gidiyorlar abi gelip de? He? Nereye gidiyorlar? Sema'ya. Ya Sema, bak ne diyor? Nereye gidiyor biliyor musun? Sema. Şeytanın ulaşamayacağı yerlere giriyorsun. Kürsü geçiyor oraya. Tabii. Bak ne diyor? Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan da teslime mecbur oluyor. Niye şeytan teslime mecbur oluyor dedi? Çünkü hayal ettiğin bir şey müsbetse giremiyor oraya. Hatta şeytan vesvesesiyle hayale şüpheler vermeye çalışıyor. Akla şüpheler vermeye çalışıyor. Şeytan diyor vesvesesiyle. Vesvesede en çok kullandığı nedir arkadaşlar? Düşünce vehim değil. Vesvesesinin temeli resimdir. Vehmin temeli düşüncelerdir. Mesela abdestin gitti, kuru kuru demez. O fikir olur, vehim olur. Abdestin gittiğine dair, bozduğuna dair bir şey yapıyor. O yüzden bir gün önceki abi. Tamam. Onun için bu hayal yapıyor bunu, tahayyül yapıyor bunu. Neydi hayalle tahayyül? Arası fark. Alemi misal düşünün bir daha. Bunu çok konuştuk. Yani geliş yönümüz. Bütün mevcudat olmuş olacak hep orada. Alemi misal. Buradan gidenler nereye gidiyor? Levi misaliye. Bu mevcudata libas giydirilmiş. Bu mevcudata libas giydirilmiş. O libasın adı hayaldir. Bunu kabul etmek çok zor. O İnsanda aktif olursa tahayyül olur. İnsandaki hayalin aktiflik hali. Fiildeki durumu, hayalin fiildeki durumu tahayyüldür. Şimdi peki şeyde abi, bu mesela şu an gördüğümüz şey yaptığımızda hayal devrede mi? Hayal tabii devrede geçiyor. Yani benim mesela şu an gözle gördüm, kitabı görüyorum şu an. Burada hayal kuvvesi devrede mi yoksa... Şimdi bunu görüyorsan bu renkler göz, yani otomatik sen elinde değil. Şu anda dimağın bütün mertebeleri aktif, bunu mekanlandıran, renklendiren renk, göz değil. Göz alıyor, retinada bunları alıyor. Göz görmüyor ki, göz bunu alıyor. Bu aldığı şekli buraya düşüyor. Göz retinada enerjiye dönüştürülüyor. Görüntü alanına resim gitmiyor ki. Enerji paketi gidiyor. Enerji paketi o dimağa gittiği zaman havza atıyor. Yani mideye gıda attığı gibi böyle araba fren yapar gibi. Mideye gitti. Mideye gitti. Dimağa havzuna gitti. Tahayyüle gidecek. Tahayyüle gidiyor. Tasavvura gidecek. Tasavvura gidiyor. Taakkula gidecek. Taakkula gidiyor. Hepsi alıyor. Acaba gelip alıyorlar mı? Bu adamı dağıtılıyor bilmiyorum daha. Yani o havuza girdiği zaman bunu aldı. Mektubat. Mektubat hakkında sen zihninde bir şeyler canlanmadın mı otomatik? Erleğin gördüğün, seni görünce 24. mektup çalıştığın için. Peki bu şekilde buna nasıl geçtin? Bu düşünceye nasıl geçtin? Yani hayal ve tasavvurum çalıştı. Otomatik çalışıyor. Yani baktığın her yerde tahayyül, tasavvur, tahakkül üçü birden çalışıyormuş. Üçü birden. Üçü birden otomatik.
Tasdik yok da o iradeye bağlı. Yani üç sistemin onaylanıp reddedildi tasdik. Yani liman motoru gibi üçü. Evet, ister ister. Mesela şöyle diyeyim. Araba çalışıyor. Acaba benzin yiyor mudur sence çalışırken? O zaman niye çalışıyor diyorsun ki? Ha, yani bunun gibi yani. Mesela ne, yaşıyor. Nefes alıyor mudur bu? Demeye gerek yok ki. Buna şimdi otomatik olarak tahayyül, tasavvur, tahakkül sistem otomatik çalışıyor. Yani hayal edince sanki hep geçmiş gelecek gibi düşünüyor. Olmaz. Anında sanki hayal, yani gördüğümüz şu an direkt temasta olduklarımızda hayal devrede değilmiş gibi diyoruz ama değil. Değil öyle. Yani senin iradene bağlı değil bu. Abi hayaline ve düşüncesine sahip çıkan cennete gider diyordunuz ya. Demek ki sürekli aktif. Sahip çıkan bir şey. Evet. Hayaline sahip çıkın, dininizi size vereyim. Hayalinize sahip çıkın, dininizi vereyim size. İşte hayal böyle savun gitsin istedim. Evet, bak bir daha. Hayalinize sahip olun, dininiz sizin olur. Dini götüren o zaman hayal... Götürüyor abi. Şuna baktığın zaman, bakın bir daha söylüyorum. Toparlayın lütfen. Şu kitabı görünce okumuşsunuz ya. Aleminizde bir şey olmuyor mu? Tabii ki. Yani. Otomatik. Tabii. Peki. Osman buraya da bak. Yer göster, onu okuyorum. Ha, tamam, bakacaksın. Bunu görünce bir şey olmuyor mu? Sözler. Hemen içindeki manalar. Bazı şey. İşte arkadaşlar, senin elinde mi bu? Değil. Baktığınız anda... Üç sistem otomatiktir. Senin ihtiyarın olmuyor bu. İhtiyar girmedi daha. Tasdikten başlarsın. Evet. Şimdi peki bunu şey yapalım. Okuyalım okumayalım mı tasdikten başlıyor senin. Senin meselen oradan başlıyor. Bu sistem. Onun için tasdikte ihtiyarla geliyorsun tahayyülünü aktif edersen bir şeyi hayali mutlu olursun. Yani sıkıntı, panik, panik atak, depresyon, kişiler iki sisteme hakim olamamaktan geliyor. Başka hiç şansı yok. Bakın. Mesela adam panik, kadın. Diyor ki mesela, bak o kadar şey, Kutuha. Allah'ı ben seviyorum diyor. Acaba Allah beni seviyor mu? Ya ne yapalım şimdi seni Allah seviyor mu diye? Şimdi Allah'a nasıl soralım? Peygamber yok. Olmayacak şeyleri kim yaptırıyor sana? Şu. Yani acayip bir şey. Bunu kafaya takmış. Cevap gelene kadar namaz kılmayacağım diyor. Allah Allah. Ne tuhaf insanlar beni denk geliyor. İmanım diyor baba daha ileri gitmiş. İmanım onaylanmadan imanımdan emin değilim diyor. Peki ne dedim bunun cevabı? Dedim ki bunu doğru fikre doktora götürün. 112'ye mi havale edeceksin? Bakırköy'e. Ya bak. Peki niye bu hale geldi? Latife yapıyorum ben. Yanlış yere gönderdim. He. Bana gönderecek. Ne yapacaksın sen? Çok önemli hastalığım. Şimdi görüntü çok önemli. Tahayyül ve tasavvurun sistemi ifrata gitmiş. İfrata gitmiş. Geçenlerde bunu konuşmuştuk ya. Yani şüphe etmeye başlamış artık hayalinden, tasavvurundan yani. Evet. Hakikatlerden. Yani arkadaşlar burada geçen şeyi ben zannetmiş. Sevmiyor olabilir diye düşünüyor. O öyle bir şey yani. Yani serbest bölge ele geçirilmiş. Yani anlıyor musun? Yani ne kadar mühim bir şey. Anladım ne kadar rahat. Peki bunlar ne anlatmaya çalışıyorum? Tahayyülünüze ve tasavvurunuza sahiplenme nispetinde dünyaya, hadiselere, her şeye hakim olursun. Onun dışında her şey size hakimdir. Ama işin garip tarafı kendini güvenilir ve zannedersin. Bu fark etmiş ama kim işgal altında olduğunu bilmiyor. 13. lemada diyor ya,
Onun sözünü kendi sözünü zannediyor. Onun sözünü kendi sözünü zannedince imanından, peki böyle bir vazifem var mı? Yani Allah acaba beni seviyor mu? Tamam. Yani acaba Allah beni seviyor mu? Allah'ın mı sağlamasını yapacaksın imanı? Senin işin ne? Kulluk o kadar. Tabii. Sevip sevmem. Sonun meselesi. Benim meselem değil ki. Şeytan İsa Aleyhisselam'a da söylemişti ya. İşte evet. Aynı şey. Buradan atla bakan Allah seni öldürecek mi diyor, değil mi? Peki ne diyor? Hatırladın mı? Ne diyor? Ne diyor? Sen seviyor musun? O zaman bir imtihan edemez. He bak. Yani Rab diyor, Halik kulunu imtihan eder. Kendi seviyor mu? Allah'a imtihan edemez. Yani ne yapmış oluyor burada sence? Bu acaba Allah beni seviyor mu? Acaba imanın var mı? Seviyorsan bitti. Allah'a imtihan etmiş oluyor Allah. Bir de abi yani böyle bir edepsizlik yaptı diyor. Ya böyle bir soru da aslında sorulabilir. Sen seviyorsan Allah seni zaten sen seviyordur ki. Allah bir kulunu severse hatırlar mısın? 5-6 tane madde saydık. Bir tane. Allah bir kulunu severse sevdiğini fiilen göstermiştir. Nedir o? Bak namaz kılıyorsun. Elhamdülillah. Bugün sabah namazında kıldık. Bugüne kadar elhamdülillah imanımız vardı. Tamam. Allah seni seviyor işte, iman etmişsin, edebilmişsin vesaire. Şimdi ben onu tahlil etmek için şey yapmadım. Burayı gösterdim. Yani acımasız o genel sorularla gösterdim ki çok acımasız bir sistem. Sana rağmen çalışabiliyor. İki yönü de var. Yani bu da sınır, burası da var. Yani çalışıyor. Anladın mı? İki yönü çalışıyor. İki tarafı. Sen baktığın zaman ya ben bunu hayal edeyim. Hayır. O ihtiyarlı hayal o. Mesela ben ne rüya göreceğim diye iradelisi var, iradesizi var. Mesela akşam yatarken neyi tefekkür ederseniz, neyle zihniniz meşgul olursa rüyanız o cinsten olur. Birincisi bu. İkincisi, istihare namazına yapıyorsun, göreyim diye. Bu da ihtiyarlıdır. İhtiyarlıdır bunlar. İhtiyarlı bunlar tahayyülü. Ama çoğunlukla ihtiyarsız. Peki ihtiyarsız geliyor da adam neyle geliyor? Daha önceki senin malzemelerin içinden geliyor. Onun için tahayyül çok önemli. Girmemeye diyordunuz ya abi, girmemeye imanın yetmediyse evet. Bakmamaya imanın yetmez. Sistemi aktif ediyor. Evet, yani. Mesela plaja gideyim mi girmeyeyim mi? Televizyon açayım mı açmayayım mı? Açmamaya gücün yetmiyorsa, açıldıktan sonra bakmamaya gücün yetmeyecektir. Bu budur. Hayal aktif oluyor, bütün her şeyi aktif ediyor o zaman. Evet, yani hayal öyle bir şey değil. Bakın kaç tane madde saydık. Evet, saydık 300 şeyden. Aslan abi ben bir şey sorabilir miyim? Ha. İki şey soracağım daha doğrusu. Erdik böyle şeyleri çok iyi bilir. Baktığınız zaman gördüğünüz şeyi gözün içinde bir ters çeviriliyor galiba falan. Evet. En son nereye düz yansıyor? Yani burada ters çeviriyor, öyle dönüyor, böyle dönüyor bilmem ne, beyne düz olarak yansıtıyor galiba. doğru. Öyle değil mi abi? Evet, öyle. Öyle şey. Şimdi görmenin... Yani sen var ya, şu gözümde ters oluyorsun. Ters oluyorum. Ters oluyorsun, beyin arkada düzeltiyor. Tamam. İşte onu söyleyeceğim abi. Şimdi görmenin sureti, kanuniyeti, hakikati şeklinde gidecek olursak, görmenin hakikati taakkulde oluyor değil mi abi? Akılda oluyor. Çünkü nazar demek, akılla görmek. Kanuniyet orada oluyor. Her şeyin sureti şurada. Neyse devam et. Ben sanki kanuniyet ilk defa, ben de onu diyecektim abi. İlk defa hep her şeyin sureti serbest bölgededir diye düşünüyoruz. Sanki bu görmeyle alakalı baktığımız zaman serbest bölge sanki kanuniyet hükmüne bürünüyor gibi geldi bana abi. Çünkü orada ne varsa akıl onu oradan süzüyor gibi geldi bana birden. Bilmiyorum. Evet. Yani, şimdi kanuniyet olabilmesi için suret yoktur Gafur. Mesela ağacın sureti var mı abi? Var. Çekirdeğin içinde sureti yok. Ne var biliyor musun? Alim misal var. Peki meyvenin içerisindeki tohumda ne var? Levi misali var. Tasavvuru diyorsunuz.
O zaten. Evamiri tekniğine baktığına göre. Çekirdek de alemi misal. Evet. Çekirdekte hangisi var? Kökteki çekirdek. Şeyde mahiyet var. Kökteki çekirdekte alemi misal. Alemi misalin şeyleri var. Bu yapısı var. Meyvedeki çekirdekte ise lef-i misali var. Bir yani hususi cennet burada, öbür umumi cennetimiz daha aşağıda. Şöyle bir şey diyeyim bakın, burada mısınız? Buradayız. İyi misiniz? Bak. Ağaç yeşil değil mi? Nerede? Çekirdek. Dur, ağaç yeşil değil mi? Sözlerde diyor. O ağaç donmuş güneş değil midir? Evet. Ne alakası var değil mi hayata, yeşili olmaya? Güneş nerede? Dünya nerede? Ağaç nerede? En az 150 milyon kilometre mesafe var. Güneş hayal et, bir de ağacı hayal et. Ağaç biziz. Ağaç, insan bir şekilde ağaca benzer şimdi. O odunu meydana getiren dumandır şunlar, o güneş. O alemlerdir. Cennet nerede? Cehennem nerede? Güneş ağacı neresindeyse. Yani niçin yazsan değil? Böyle müşahhas olsun. Yani güneş hiç zıt değil mi? Şeye, oduna, yeşil ağaca zıt değil mi? Yaprak. Yaprak olur mu? Mesela güneşten panel koysa, güneş paneli, o panelde elektrik imal edilip kablodan buzdolabı çalışır mı? Çalışır. Çalışır. Bak güneşten elektrik imal ettik, depoladık ve buzdolabı soğutmuyor mu? Evet. Ama güneş ateş, dönüşümü görüyor musun? Şey gibi, Allah şerri yaratamaz diye bir cevap aslında. Evet. Allah niye şeri yaratıyor? Şeri yaratmıyor kardeşim. Sen, şeri sen dönüştürürsün. Anladın mı? Yani güneş paneli buzdolabını çalıştırıyor. Klimayı çalıştırıyor. Soğutuyor yani. Ama kaynağı sıcak. Abi, sual iki. Sual iki abi. Sual iki. Cennette bile zansız olmayacağız abi. Doğru mudur? Nasıl? Cennette bile zansız olmayacağız. Olmaz. Doğru değil mi abi? Mutlaka, zansız abi Allah'tır. Tamam. O halde o zaman abi, ben cennette dimağımla serbest bölge, efendim taakkut, tasdik, izan, iltizam, itikat olarak değil de, acaba vicdani olarak vicdanım benim tahayyülümü, tasavvurumu ve diğer bölgeleri ne kadar kullanmışsa onunla mı cennette olacağım abi? Çünkü cennette şey yok, zıtlar yok ya abi. Bak şimdi Gafur, şu kadar boyu var, birisinin bu kadar boyu var, kimisinin bu kadar boyu var. Buradan yürüyecek. Bu da buradan yürüyecek. O da oradan yürüyecek. 15. kattan küçük çekmeceye bakıyor, 5. kattan bakıyor, bir de 15. kattan bu tarafa bakıyor adam. Hmm. Yani aynı yerde mesela, bu İmam Rabbani misali, dağ tepeyi misal veriyor. Şuradan baktı, şuradan baktı, şuradan baktı. Şimdi ahiretteki, o cennetteki zannedir, ilmin meratiplerini oluşturur. Allah'ta meratip ilim yoktur, mutlaktır. Onun için zan yok. Peygamberde bile zan vardır. Çünkü mutlak olamaz yani. Şimdi bu cennetteki durum, tahayyül, tasavvur, bu mertebe var ya, 7 mertebe. Hamur et, macun et. O senin çekirdeğin, o çekirdek sensin. O çekirdeğin imbisat ve inkışafıyla olacak. İmbisat, şey inkışaf oku çektim. Noktadan noktaya gitti. İmbisat ise şu anda sesim dağıldığı gibi gidiyor. Hmm. Hani senin cennetteki ahiret, cennet demiyorum ahirette, gayb. Öyle gayb alemi, artık cennetten de çıkın, gayb olacak, gayb. Gayb alemi. Biliyorsunuz şeyden, Şeceri Fakan, cennetin üstünde alemler var. Evet. Arş var, arş azam abilerim sonra. Ezeli daireler, lev ezeli var. Lef-i mahfuz dairelerden istisna insanlar çıkacak diyor değil mi? Şimdi o gayiptir yani. Dolayısıyla o orasını senin bu sistem çekirdeği olacak. Hadi biraz da gidelim. Ne demiştik? Kâh Kur'an hikmetine, kâh felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatleri olduğu gibi görmüş. Allah Allah.
hakikatları olduğu gibi ama kâ Kur'an hikmetine bilmiş, kâ felsefe hikmetine aklını bildirmiş. Ayet-ül Kübra'da kısmen haber vermiş. Hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hayal dürbünüyle hakikatleri vakide olduğu gibi görmüş. Hayal ile. Görüyor musun bak şimdi? Hayal dürbünüyle hakikatleri vakide, vaki var ya, şu. Hani misal veriyorum ya. Bu kitap böyle mi, şöyle mi daha iyi olur sizce hepimizce durması? Allah Resulü gelmiş. Demiş ki bu kitabı böyle değil. Nasıl anlayacağız? Herkese en uygun olabilmesi için. Bunun alemi misal, alemi manada karşılıklarını bakıyor. İkisini birden bakıyor. Götür götür Hasan, götür 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 götür. Bunu çekecek, sağda dinecek, çek, tamam tamam tamam. Bunu da yana, tamam, o bak orada kötü gözüküyor. Bunu da al, bunu da al. Niye? Bak hiç buraya bakmıyor. Bak bu olmadı olmadı, bak iyi gözükmüyor. Getir 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 getir. Heh, otikisini de yanaştır, 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 yanaştır. Yanaştır. Bak, düzeliyor, düzeldi. Ha. Bu orada en iyi, bu şekilde gözüküyor. Oraya bakarak burada hükmediyor. Tamam, alemi misal neresi abi? Çekirdek. Neresi derken, bana şiciri ilkatte gösterir misiniz? Tamam, göstereyim. Beraber ezber olmasın. Daire girdim. Nerede dirhem? Hatırlayın var mı? Daire girdim olması lazım. Neyi sordun? Alemi misal. Alemi bak, alemi göreyetsin. Alemi mana, kavalini kader, şeriat-ı fıtriye, vücud-ı ilmi, daire. Malumat ilmiye, vakikat-ı eşya, daire ilim dediniz ya. Ha, orası işte. Umumi vücut, bütün hayat, alemi misal. Evet. Burada. Abi orayı görmesi için, yani ben özür dilerim, bir şey anlatmaya çalışıyorum da. Ben de göstermek istiyorum. Şimdi bakın, parmağınız orada dursun abi. Dursun. Şimdi bakın abi. Oradan bakıyor, bakın şuradan bakıyor. Tamam. Şuradaki mecude büyük bir ayna düşünün abi. Ayna koydum. Evet. Oradan baktığı zaman oradaki aynadan burayı görüyor abi. Yani buradan orayı görmüyor. Yani Ahmet ile Muhammed'in birleşmesiyle, Muhammed nazarıyla alemi misale bakıyor. Bunu doğrusunu görebilmek için. Buradan baksa alemi misali görmek başka, oradakinin doğru olup olmadığına karar vermek başka abi. Bir dakika, buradan. Oradan mecurdeki aynasına bakıyor abi. Şuraya bakıyor, buradan buraya mı? Oradan alemi misali görüyor. Oradan karar veriyor abi. Yani buradan direkt alemi misale baksa, ki siz de bakıyorsunuz abi, ben de bakıyorum. Alemi misale. Bakıyoruz abi. Nasıl bakıyoruz. Hakikatte şu yaptıklarımız hep alemi misaldekileri dışarı çıkartmak değil mi abi? Evet. Ama doğruyu yanlışı bilmiyoruz. Biz ihtiyarımızla çıkartıyoruz. İradesiyle çıkartmak, yukarıdan aleme misale bakmaktır, doğrusunu görmek gibi düşündüm abi. Anladın mı ne demek istedim? Şey diyorsun abi, Ahmet, Muhammed'e bakıyor. Muhammed nazarıyla bakıyor. Şimdi, Ahmet nazarıyla değil. Elimi koyayım, şurası Ahmet. Evet. Şurası Muhammed. Muhammed. Ahmet, Muhammed aynasına bakıp her şeyin doğruluklarını burada gördükten sonra buradakileri, peki ama bu başka, buradan buranın yansımaları alemi misale gitmiyor ki. Şimdi abi buraların, burası doğru. Nereye gidiyor? Bakın Hasan abi. Bunun bu hali mümkün olandır değil mi abi? Ama bütün her hali yok mu? Bunun böyle hali, şöyle hali, her türlü hali alemi misalde yok mu abi? Var. Var değil mi? Bunun doğrusunu abi iradeyle biz vücuda çıkartıyoruz abi. İşte o doğrusunu görebilmemiz bizim abi Muhammed. 11. lemada da var ya, Ahmet Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba. İttibayı sünnet-i Ahmediye diyor galiba değil mi? Yani Ahmet Aleyhisselam'ın ittiba ettiği sünnet diyor. Aslında bunun özetini çıkartıyor. Yani Ahmet Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam nazarıyla bakarak doğruya karar veriyor abi. Ama Gafur şimdi burada... Yani benim şeyim... Ağacın çekirdeğindeki çekirdek bilgileriyle ağaçtaki şekli görmek biraz zor. Nasıl? O çekirdek var orada. Peki şöyle olur mu Gafur? Alemi misale bakarak lef-i misalideki doğruları ve yanlışları düzeltiyor. Çünkü buradan gidenler alemi misale gitmiyor ya.
ders öyle. Alemi misalde doğruların, yanlışların, eğrilerin olduğu yer. Nebi misali, alemi şehadetten gidenler. Alemi misali yansımalarına, yansımalarını görüyor ya, bu böyledir. Şimdi alemi misalde olmuyor bunlar. Bunların yansımaları. Bunlar alemi misali, levi misaliye gidiyor. Levi misaliye tamam olabilmesi için, yani balı yaptığında mühür vurması için irade lazım. O zaman alemi misalle doğrularla yanlışların, her şeyin olmuş olacak, her şeyin olduğu yere bakarak bunların otomatik olarak, lef-i misaliye ayrı bir göz gerekmiyor. Üniversite diplomasında, ilkokulda diploması olduğu gibi alemi misale baktığı zaman doğruların, yanlışların hepsinin olduğu yer. Ama lef-i misali ise burada onaylanmış gittiği yer. Burada onaylanmışın, onaylanacak şeylerin levi misaliye nasıl gözüküyor böyle? Ne ile söylüyor? Alemi misalle söylüyor. Diyor ki levi misaliye öyle olmaz, iyi değil. Böyle yap. Çünkü bu hadise direkt oradan, tabii ki ama ana merkez orası. Ana merkez orası. Mesela bazı reflekslerimiz var. Doğru mesela. Doğru şeylerimiz var. Ama düşünerek yapmıyoruz. Niye? Ona benziyor. Niye? Refleks olmuş. Doğruları yapa yapa. Böyle gerçi kabuk karşısına aldım dersim eleman diyor ya. Ama alemi misaliye baktığımız zaman alemi misal böyle lef-i misali gibi değil. Alemi misal olmuş olacak her şeyin, yani mazimizde öyle bir şeysi yok. Zaman yok çünkü. Zaman ta burada. Doğrular yanlışlar. Lef-i misal zaten aşağılarda. Gitti oraya alemi misale otomatik bakınca levi misale de bakıyor. Alemi biraz... misale bakması abi, özür dilerim. Biz ama o da ama çok şey, yüksek bir son şeyini söylüyorum abi. Şimdi mesela ben size bir soru soracağım. Misal veya da daha doğrusu tamam, ben size bir soru soruyorum abi ve cevabı 10. Misal. Evet. Sorunun cevabı 10. Tamam tamam. Şimdi herkes bir şey söylüyor. 9, 7, 6, 5, 4. O değil, 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 o değil. Yani zaten duymuyorum bile. Bakın, doğrunun dışındakileri bilmemiş oluyor abi. O zaman. Bakın, alemi misale baksa, lef-i misaleye baksa, doğrunun dışındakilerini bilmemiş oluyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, mesela Müslüman onu da yapabilir, bunu da yapabilir ama yalan söyleyemez demesi için yalanın ne kadar kötü olduğunu da bilmesi lazım. Onu lef-i misalde göremez abi, yalanın neticesini. Çünkü orada yok. Lef-i misalde. Daha yukarıda görmesi lazım gibi düşündüm. Bilmiyorum yani, ben böyle demiyorum ama böyle midir acaba diyorum. Evet. İlginç. Oraya kadar. Bilmiyorum. 658 şualar. Ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Bunu yapmıştık başka yerde. Fikir yoldu, hayal ise orayı buraya ve orada, bak, fikir yoldu, hayal ise orayı buraya ve oradakileri buraya, burayı oraya veya buradakileri oraya taşıyan, biraz şey devrik oldu ama, fikir aklın bir sıfatıydı, hayal de ruhun sıfatıdır. Demek ki hayal ne yapıyor? Burayı orayı, orayı burayı yapıyor. Varı yok ediyor, yoku da var ediyor. Şimdi hayal ettiğim şeyi... Eğer böyle bir şey olduysa, ağırlık olmuşsa açalım mı? İstiyor musunuz? Evet. Ağırlığınız var mı üzerinizde? Yok. Yok değil mi? Ha tamam. Eğer böyle bir şey olmuşsa açabilirim ama. Ya az bir şey açabiliriz aslında. Açsana böyle. Biraz şey gibi gördüm sizi. Böyle üstte kaldık ama senin çapınız kaldı kaldı. Cizli kaldı. Ha, güzel. Hadi bakalım. Orayı buraya, burayı oraya taşıyor dedik ya abi. Bendekileri hayal ettiğim kişiye taşıyabiliyor muyum? Yani otomatik oluyor zaten. Oluyor. Hayal ettiğin o. Sen yani, hadi bakalım bunu gönderiyorum. Mesela bende ilim istediğim birine bunu yükleme yapabiliyor muyum? Hayal ederek. Yapabilir miyim? O derecesine göre ise yapabiliyorsun. Mesela ustad veya büyük zat bakıyor, içini seyrediyor. Sen mesela sokaktaki insanla sen fark yok mu? Baktığın onu zaman, demiyor abi. Neyi? Onu demedi. O, bu adetullah ters olur. Yani ben mesela bunun ilminin çok olmasını istiyorum. Hayır, bendeki ilmi ona aktarayım.
Yok. Öyle diyor. O onu da kastetti. Öyle olabilir mi? Mesela öyle olsaydı peygamber hiçbir kafir bırakmazdı. Evet. Adetullah ters. Hidayet. Yani fakat şöyle var. Sen hidayet. İhtiyar ve iradesini kullandığı halde insiba var. İnsiba var abi. Ama o onaylaması lazım. Hani bir önceki derste konuşurdu. Mesela hipnoz olamazsın sen istemedikçe. Aslında sen istemen lazım. Hidayet bu değil midir abi? Evet. Hidayet her daim var. Sen de istediğine hidayet veremezsin diye. Oraya şu, mesela hidayet neydi? Güneş ışığı vuruyor. Güneş haşa Şemsezeli'de. Şu ağlarına hidayet. Senin camın kapalı, şey perde. Girer mi ışık? Devamlı vuruyor. Perdeyi açmak da güneşin içeri girmesinin içerideki bitki olması, ısırması, değişiklik onun adı imandır. Hidayet imana dönüşür. Ben onayladığım zaman yükleme yapabilirim. Hidayet iman olur. O zaman, olur. Onaylamak terk o zaman burada mı devreye giriyor? Terk ettiğim zaman onaylamış oluyorum, otomatik yüklüyor. Evet, mesela diyelim ki demiyor musun ya bu adam benim Allah gözü veya gördüğüm zaman çok rahatsız oldu. Abi mesela pist yok, uçak nereye inecek abi? İstediğin kadar kaliteli uçak olsun. Pist yok. Yani ne kadar, yani demek ki başkasına da bağlı, bir de sana da bağlı. Sen çok fazla bir şey yapmıyorsun burada. Yani fazla bir şey yapmıyorsun. Yani fazla zaten terk yapıyorsun. Yeter ki sistemi bil ve terk yap. Evet abi. O çok önemli yani. Yani esas hatını yapıyorsun, namazını kılıyorsun vesaire. Ubudiyetini yapıyorsun. Ama en büyük vazife nedir? Terk. Bak başımıza gelen sıkıntıların hepsi terk etmediğimiz gerekiyor. Hepsi o. Kendim bak bakın neler başımıza gelmişse hep terk etmiş. Yapmak diyoruz. Yani yapmaktan demeyin. Terk etmediğimizden yapıyoruz zaten. Hep o. Sıkıntımız o değil. Keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, keşke şey olmasaydı. Hep terk. Terk yapmıyoruz. Terk etmiyoruz. Enaniyeti, gururu, kibri, inadı, ben bileyim şusu, busu terk etmiyoruz. Etmeyince de ne çıkıyor? Tek. Tek. Mesela öyle bir hizmet koymuş ki, eleştiri üzerine kurmuş hizmeti. Eleştiri. Hep tenkit böyle. Eleştiri. Kusur görerek kendisini motive edip etmeye çalışıyor. Böyle öyle bir yapı ya. Çok acayip. Mesela gittim yani. Hep tenkit böyle. Eleştiri onu bunu tenkit. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Öyle dini gruplar var ya Müslüman. Var ya. Müslüman'ı tenkit üzerine kurmuşlar. Evet. Mesela Vehhabi, Şia. İkisiyle. Tamam mı? Şu alan 639. Çok ilginç değil mi abi? O gafur. Evet, terk hususun diyorum abi. Onu kastettim zaten. Evet. Çok ilginç değil çok mi? Çok ilginç. Hiçbir şey yapmayarak her şeyi yapıyorsunuz aslında. Acayip bir şey ya. Yükleme yapıyor bir anda. Çok müthiş bir şey. Mesela bak Allah Resulü'ne yanına geliyor. Sahabe, sohbet arkadaşı demek. Nedir? Resul'a kendisini takdim etmiş. Şimdi o ne yaptı? Oturdu. Böyle oturdu. Ma Ali oturdu, teslim attı, onayladı onu. Kendini terk etti, başka bir şey yapmadı, daha böyle durdu. İçeriden hesap yapmadı. İçeriden ya ne diyor, ya ne yapıyor, neyi kastediyor bunlar? Bana mı söylüyor bunları? Bu ne isteyecek, sonunda ne yapacak, bilmem ne yapacak? Hiçbir hesap yapmadı. Böyle teslim oldu, bir kere kabul etti peygamber olduğunu. Ne yaptı? Kendisini terk etti başka bir şey. Sahabenin en büyük sıfatı Kur'an'da neyi gösteriyor? İsa. İsa ne demekti hatırladınız mı? Kendini terk etmekten olur. Bu adama yetişilemiyor ya. Onun yetişilemiyor. Evliya yetişmiyor bu adam. Bak Allah'ın serse neyi terk etti ya? Senin 10 katını veriyorsun sen. Bak bir sahabenin, düşük bir sahabenin verdiği haykasını atı, belki de veren de olmamış. Sen, senede hepiniz hayır hasenatınızla belki 10 katını veririz. Öyle sahabe var ki namazı olmamış. Hatice validemiz. Hatice validemizin namazı olmamış. Şaşırdınız mı? Tabii hiç. Çünkü namaz farz olmamıştı.
Vefat edince. Salatı olmuş. Salatı olmuş. Anladınız mı böyle? Namazı. Hatice validemiz daha vefat etmeden önce namaz farz değildi. Öyle sahabe var ki savaşta değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şiddetli kızmış bir kafir idi. Geldi mi? Okumaktan söylüyorum değil mi? Hatırladın değil mi abi? Ondan sonra yalın kılıç kaldırdı. İşte seni kim kurtaracak dedi. O zaman mertlik vardı. Allah Resulü'nün Allah dedi. Onun elinden düşüyor. Kılıcı Resulullah alıyor ve önüne. Peki seni kim kurtaracak diyor. Ve affediyor. Sonra iman ediyor. Geldiği yere karşı savaşıyor. Gusül yaptı mı? Yok. Namaz kıldı mı? Yok. Oruç tuttu mu? Yok. Kafirdi geliyor. İman ediyor dönüyor tarafa. Ve şehit oluyor. Ve buna İmam-ı Rabbani Hazretleri sen hayatını vakfetmişsin yetişemiyorsun. Vay be. Hayatını vakfetmişsin yetişemiyorsun. Vakıftı lan bu. Ne dedi abi? Ne dedi bu ya? Ne dedi? Kıldı mı diyorsunuz ya? Kıldı mı diyorsunuz ya namaz? Kıldı abi kıldı. Nasıl kıldı? İslamiyet'in şartlarında namaz yok mu abi? Var. İslamiyet hakka tarafkirliktir. Gitti işini bitiriyorum. Tek hamlede iltizam mı? Anladınız mı abi? Evet, sen de konuşuyorsun. Bitsinle konuşayım. O dijitalden konuşuyor. O dijitalden konuşuyor. Subhanallah. Hadi Tula yine işliyor aslında. Ben ağaçtan konuşuyorum. O çekirdekte sokuyor. Evet. Allah. Anlıyorum. Yani burada niye anlıyorum? Ama Hatice validemiz neyse terk etmiş kendisini. Ya vallahi. Bak kardeşim gurur bizde. Abi her şeyi terk bizde. Edeceğiz, bırakacağız. Evet. Ondan sonra hissiyat bizde. Takıntı bizde. Yani dedi niye yaptın ya? Tam da niye dedi de niye söylettirdin, niye yaptırdın, niye şey yaptın onlar iken. Ondan sonra ya öyle bir düşün ki o bunlar sakal bırakmamış, onlar şöyle yapmamış, o şöyledir böyle. Hep tenkit ya. Bak şimdi eleştir. Bak mesela onu terk etse. Bak bir şeyi terk et mesela. Başkasıyla meşgul olmayı terk etse. Bitti. Başkasıyla meşgul olmayı terk et. Zaten ayıp edin abi, kendine meşgul olacaksın, çıkışın içine çıkabilirsin. Peki niçin başkasıyla, niçin başkasıyla meşgul oluyor biliyor musunuz? Kolaya kaçmış. Kendisiyle meşgul olmak çok zordur, çok dehşetlidir. Niye insanlar hep Paris'te yaşamak istiyor? Niye tanışmak istemiyor içeride? İçerisi korkunç, baş dönüyor. Kaçıştır, kaçış. Ara sadaka vermek, şeyler, kendi hayatında kendini sadaka vermekten şimdi, daha zor, şey kolay. Kolay. Tepkiler alemin bekada meyveymiş. Oku kardeşim. Allah. Okusana şey. Meyveler bir ağaca... Niye söylemiyorsun bulduğunsa bir şeyi? Söyle hadi. Meyveler bir ağaca inkılap etmek için kaburu terk eden bir çekirdek gibi... Allah razı olsun. Ben de o baki meyveleri vermek için bu bekayı dünyanın kabuğunu bırakmaya nefsimi kandırdım. Allah aşkına. Nereden okudun? Gördün şu an ya. Niye böyle? Çok güzel yani, bir şey. Yer vakfen tel vakfen terk etmek birincisi. Terk yani, terk etmek. Hulusi abi İhlas'ı sormuşlar da bu şekilde terk etmiş abi. Ne insanın takdiri ne de tenkidi seni etkilemiyor. Yani terk edecek. Onları bırakırsan İhlas manasını öyle terk etmiş. Hulusi abi. Evet, Hulusi abi öyle biri ki la mekanesine çıktım diye. Yani bu şey, abi normal bir değil ya. Bana bir şey söylemedi. O kadar cami oldu ki demek ki bana söylettirildi. O buldu diye. Tabii o hiçbir şey konuşmadı. Böyle bir şey bulunca söyledi. Şey, güzel o. Ustad ne diye bir de okur musun? Bak terke bak. Ne cami bak. Meyveden bir ağaca inkılap etmek için kaburu terk eden bir çekirdek gibi ben de o baki meyveleri vermek için bu bekay dünyevinin kabuğunu bırakmaya nefsimi kandırdım. Bekay dünyevi mi? Evet. Bekay dünyevi. Ben de bu bekay dünyevinin kabuğunu bırakmaya nefsimi kandırdım. Dünyayı beka zannediyoruz ya, bırakamıyoruz. Dünyanın bekasını terk edip faaliyetini kabul edince nefsimle beraber hasbunallahu ve nimel vekil, onun bekası bize yeter. Gaflet nazarında dünya bakiydi. Evet. Bakiliğini terk edince dünya faniliğine döndü. Bir iş yapmadı ha. Allah. Buradaki terklerin de sen alemi bekada meyveler oluyormuş ha, bu önemli. Meyveler oraya öyle gidiyor. Tabii meyve, o ağaç orada canım. Biz burada çekirdeğiz, ekiliyoruz.
Yok yok olunca var olur diye o yerin içerisinde. Yani yok olunca faizsiz var olur. Hiçbir şey yapmayarak deyince sanki biraz kolaya indirgiyoruz ama abi şeyi geliyor aklıma mesela. Mesela örtünme ile alakalı değil mi? O hurma toplayan kadınlar örtünmeleri gerektiğini ayet gelince o evi beklemediler. Beklemiyorlar abi ya. Yani bu ne ya? Hurma topluyorlar. Bokşa var. Örtünme ayeti ya bugün haber gelmiş öğlene doğru. Ya bugün ayet gelmiş peygambere. Neymiş demişler kadına hurma. Ya tesettürce hemen hurmaları dökmüşler yere örtülmüşler. Bu nasıl oluyor? Duydu yapıyor. İşte terk bu abi. Yani terk aslında. Kendini terk etmiş. Kendini terk etmiş. Kadın mı erkek üstün, erkek mi ne diyor Allah nazarında en üstünüz takvadadır. Ha? Bu sahabiye yetişilir mi? Bir erkek alim. Sahabiyeye. Yetişseydi orada olurdu zaten. Peki hadi bakalım bir daha. Şu anlar 639, akıl ve hayal bütün bozuldular. Biz vazifemiz güzel hakikatleri görmek ve göstermek iken akıl görmek hayal göstermekmiş. Akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri 1000 derece terakki ediyor. Böyle vazifeler olduğu için. Görmek, göstermek. Evet, görüyor musunuz? 646 şu an sözler şimdi. Mesela insanın küçük kafasında ceviz kadar bir yerde 1. Kuvve-i hafıza, 2. Kuvve-i hayaliye, 3. Kuvve-i müfekkire gibi mutaddit, acip makineleri yaratmak ve diye devam ediyor. Bak, kuvve-i hafıza, kuvve-i hayaliye, kuvve-i müfekkire gibi mutaddit, acip makineleri yaratmak. Makine diyor, kuvve-i hayaliye diyor, kuvve diyor ve makineye benzetiyor. Niye makineye benzetiyor? Üretken olduğu için, taşıdığı için, eylem yaptığı için. Makine eylemdir. Eylemin kaynağıdır. Makineyle calaskalla kaldırırsın, indirirsin, götürürsün, getirirsin, değiştirirsin, dönüştürürsün makineye. Kuvvet. Makineler. Kuvvet. Makineye benzetiyor. Makineler. Evet. Peki tefekkür eden kuvve müfekkire mi abi? Evet, tefekkür eden kuvve-i müfekkire. Kuvadır yani, kuvve enerjidir. Şualar 676. Mesela ayet-i nurda seyahat-ı hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca izah edeceğiz. Bir daha. Mesela ayet-i nurda biz böyle ayetleri şey zannediyor biliyor musun? Ayette dolaştım diyor. Ayet bana dedi diyor. Hatırladın değil mi abi? Dördün şu adada. Evet. Ayet bana dedi ki diyor. Ayet dedi ki bu manama dikkat et. Ayet nasıl der ya? Mesela ayet-i nurda seyahat-ı hayaliye hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca izah edeceğiz. Hayalin seyahati hayal değil, hakikatmış. Herkese hakikati aynen müşahede ediyormuş hayal. Mesela aynı hakikati zahir içinde gördüm diyor. Hayalle görüyor. Hayalle görüyor. Evet. Edeceğiz diyor abi. Tek başına. Abi yine karıştırdım ben ya. Hakkımız helalden ya. Evet, ne? Bu şimdi bu en üstteki abi Harun'un biraz gazıyla. En üstte 639'da abi akıl görmek, hayal göstermek dedik ya abi. Hı. Hayal görmüyor, hayal gösteriyor. Hı. Her şeyin sureti serbest bölge, tahayyül serbest bölgede. O zaman görmenin de sureti serbest bölgede demiştik az önce. Halbuki orası gösteriyor abi. Nasıl oluyor bu abi? Sureti göstermek, Allah-u Teala görmek ve göstermek. İstemiş mi? İstemese sırrınca. İstemesi sırrınca diyor. Yani serbest bölgeyi mi vermiş diyorsun?
Yani evet, öyle boş değil yani, bu acayip bir şey abi ya. Her şey orada. Senin cami değil. Bak, hayal görmek, akıl görmek, hayal göstermek. Bu ne demek abi ya? Akıl neredekini görecek? Hakikaten. Tahayyül ve tasavvurdakileri görüyor. Evet. Onun dışında olmuyor ki. Akıl görüyor, hayal da ona gösteriyor. Yani böyle bir çanak anten gibi. Perde olmuş yani, tahayyül. Akıl hayali kullanınca mı tahayyül oluyor? Ona mı tahayyül diyorsunuz? Hayır, akıl kullanmasa da tahayyül var. Yani hayalin bizdeki eylemsel hali tahayyül. Yani vicdan hayali kullanıyor, yani ruh hayali kullanıyor değil mi? Evet. Akıl da kullanıyor masraflar. Evet, biz kullanabiliyor. Akıl kullanıyor. Bu ne mi daha, ruhun kullanmasına mı tahayyül diyor muyuz? Yoksa sadece aklın kullanılmasına mı diyoruz? Hayır, bak şimdi. Tahayyül bir sistemdir, sistem. Tamam. Mesela üst sistem onlara şey yapabilir. Mesela tasdik de kullanabiliyor. Tahakkul da kullanıyor, bulut da kullanıyor. Kullanmayabilir, sadece boş boş hayal mesela. Hiç yok öyle hayal yaptı, yani ne akıl kullandı, ne ruh kullandı onu. Kuvve hayali çalışıyor, sen tahayyül edip duruyorsun. Boş şeyler mesela, hiçbir serbest güvende dolaşıyorsun. Sen diyorsun kim o sefer? Ya temelde illaki ruhtan bağımsız olabilir mi her şey? Ruhla ilişkili ama onu bir mercinde kullanmak mı, kullanmamak mı? Yani. İşte neyse. Kullanıyor. Yani bu hale tahayyül diyoruz biz. Yani nefsi hali kullanmasına tahayyül diyoruz. Hayali canlı olduğunu, ruhlu olduğunu, kendi sisteminde ihtiyar sirayet etmiş, ihtiyarlı olduğunu. Hayal ihtiyar sahibi. Kendi içinde ama o kanunet nevinden. İhtiyar iltizamda. Ama sirayet ediyor. Hasan abi, şimdi bu hayat var ya abi. Hayalin, mesela hayatın bir sıfatı var. Hayatın bir sıfatı hayal. Hayal, görmek. Yani hayata biz bir şey verdik, görmek sıfatı var hayata. Şimdi biz hep terk etmekten bahsediyoruz. Biz mesela kendimizi de terk ettiğimizde geriye kim kalır? Hayat. O kalır. Kim kalır kendimize terk ettiğimizde sıra etsek? Bir tek şahsiyeti gördüm diyor Üstad Hazretleri. Şahsiyet Muhammedi. Başka bir şey? Kalmıyor. Kalmaz terk ettiğinde. E peki o zaman bir tek şahsiyet-i Muhammediye kalırsa onun hayatı kaldı. Şahsiyet-i Muhammedi insan değil ha. Onun hayatı kaldı. Doğru mu? Ben de yokum ortada. O zaman ben onun hayatında sıfatı olan gözü göreceğim mesela. Hayal. E peki o zaman ben bunu görünce kendim de ortada yoksam Kur'an'ı mesela baktığımızda dünü, bugünü, yarını var mı abi? Yok. Peki orada geçen hadiseler işte Hızır, Lokman, İsa, Musa var mı abi yani sonuçta hepsi bir değil mi? E tek hayat varsa o zaman ne görmek istiyorsan onu göreceksin kendini çıkınca. Evet. Bir şey ne görmek istiyorsan o gözüküyor zaten. Bu abi, sen yoksan. Bu anlattığı şu sorunun da cevabıydı. Ben size bir zaman sormuştum ki üstad diyordu ya abi hayalen o zatı vazife başında izleyelim. Vazife başında. Vazife başında izleyelim. Yani. Ben o zaman demiştim ki abi hani orada misal 10 tane sahabe var. İşte Resulullah'ımız orada, üstad gidiyor vazife başında izlerken, üstad orada hakikaten de gidiyor. E nasıl oluyor hakikaten gidiyor? Orada bir, atıyorum 10 kişi var, 11. kişi olarak mı gidiyor? Değil. Şimdi bu anlattığına binaen, orada o bütünlük oluyor abi. Yani artık o şu bu yok yani, çekirdekte o elma, bu yaprak yok ya abi. Hayatın sırrı vasıtasıyla etsa-i kainat, etsa var ya, evet. Kişinin ifradı hükmüne geçiyor. Mesela dağlar, tepeler, peygamberler, Cebrail, Mikail, Karun. Bunlar bizim efratlarımız. Yani hücrelerimiz, organlarımız. Ne kadar arkaya geçersen ufkun o kadar açık oluyor. Zaten orada görmek, göstermek diyor ki, ya orada zaten var. Sen, sen ey üstadın diyor. Sen diyor, orada hazır olmamış olsaydın, sen o şekilde 19. mektubu yazamazdın. Hazır olmadan nasıl? Hazır olmadan o kadar veciz olmaz. Olayı gören yalnızca yazabilir. Evet. Okuyanla olmaz. Hazır oluyor. Okuyan, o yazanın gözü şey oluyor,
gördüğünü görmek zorundadır. Yani çok detay verdiği için, evet, çok detay veriyor. Yani. Detay değil, hulasa. Şeyde üstad çok detay veriyor, bu böyle yaptı diyor. Ama detay derken özünü veriyor. Böyle uzun uzun yazmıyor. Yok yok, detay demek istedi. Yani olayı aynen gördüğüne hakim delil oluyor. Mevlim ve hakim. Üstadın talebelerinden birisi işte Uhud Savaşı'nı seyretmiş ya, Kadir anlatmıştı. Uhud Savaşı'nı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la verdi. Ali Uçar abi orada seyretmiş. Ömrünüzü anlatıyorum. Seyretmiş. Buraya da Ali Uçar abi rüyasını. Yok ya, dakika. Yok ya. Öyle bir şey olmuş mu yani? Tabii canım. Abdülkadir anlatmıştı ya, Ali Uçar abi. Biz de böyle dinlediğimiz işte. Ziyo'ya şey, kendi sesinde var. Biraz Uhud Savaşı'nı hep beraber seyretmişler. Şöyle bir şey yazmıştık ben o zaman. Hatırlar mı bilmiyorum. Seni diyorsun ya. Şimdi bazıları bir hayatı yaşar veya kurgular, filme dönüşür. Biz onun hayatını seyrederiz. Öyle yaşa ki hayatın hayat olsun, hayatlar olsun. Adamların yaşadığı hayatı seyrediyoruz. Ve ömrümüzün film seyrederek, film ne demek? Onların yaşantısını yaşıyoruz. Sen yaşamıyorsun o zaman, ölüyorsun işte. Film seyretmek değil mi? Bak, filmi seyrediyorsun. Onun hayali, kurguladığı hayali veya bizatı yaşantısını seyretmiyor musun? Seyretmiyor. Hayal midir peki abi o? Bak şimdi onu geldi. Şimdi bunun yaşadığını mı yaşıyorsun şu anda? Evet. Fikren hissen. Tabii içine giriyorsun, evet, o oluyorsun. Peki, o anda sen yaşıyor musun kendin? Yok. Yok. O sermayenin zaten o anda ölüyorsun. Yani kendini yaşamadığın anda hep ölümdür. Yaşamamış, karanlık. Bu seyrettiğin Adem senin için. Adem'e. Ama peygamberin yani hakiki noktada olsa, o zaman mesela şahsiyet manevi... O zaman şahsiyet manevi. Nasıl abi? Da... Ya, özür dilerim, özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bitti. Şunu yazan Hasan Akar değildi, bunu az önce okuyan Hasan Akar. Şunu yazan Hasan Akar değildi abi. Ne yapıyorum? Yani bu yazdığınız şey, o halet değil, değil görmek, hayal göstermek, akıl görmek, hayal göstermek, devamını okuyalım abi. Akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki ediyor. Böyle vazifeler olduğu için. İşte anlattığın şey işte, bak o boyuta çıkıyor. Yani Hasan abi aslında siz burada neler demiştiniz aslında ama. O halet, bilmiyorum ki. Ne demiş abi? İşte üstadın hayalen gidip orada olması o bir çekirdeğe indirmiş Hasan abi burada. Çekirdeğe. Görmek, göstermek, ifade ederek. Devamına bak. Bak. Akıl ve hayalin kıymetleri. Derece terakki. Mesela akıl akıllıktan çıkıyor yaptığı vazifeye göre. Mesela Bosma. Akıl bir iş yapıyor. Dehşet bir şey ya. Bak şimdi. Ben şöyle diyeyim. Şuna bir video çekiyorsun. Evet. Telefonun 10 katını katlıyor o bir fotoğraf. Mesela video. Video akıl kablo, şey, batarya. Batarya hayal et, siyah bir tane ince şey. Videoya bak. Yani bak şimdi, pil ya pil. Videoya dönüşmüş. Evet. Videoya dönüşmüş. Evet. Yani basit zannediyoruz ha. Evet. Pil içi karanlık. Kilosu da yok bunun. Evet. Tatlı. Videoya dönüşmüş. Akıl da böyle bir alet. Yaptığı işe göre akıl akıllıktan çıkıyor. Akıl yok artık. Yaptığı iş oluyor. Aynısını. Yani görmek, göstermek vazifesini icra eden bir alet oluyor. Alet. O oluyor. Alet ya. Mesela şu anda ben videoyu çekiyorum. Tamam mı? Oturacak. Şimdi aslında ben buraya bakarken buraya mı bakıyorum? Onun baktığına bakıyorum. Evet. Buraya bakarken buna bakmıyorum, şu misali gibi. Evet. Ben gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Yani ben külliyatı niye okuyorum? Said Nursi ne diyor diye okumuyorum. Ne alakam var yani? Şimdi bu aynı gözlük gibi böyle. Ben gözlüğü kafama takınca gözlüğe bakmak için bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Bu da bununla bakıyorum artık. Dese ki niye onun eserini okuyorsun? Onun Risale'nin gözüyle bakmak istiyorum. Niye onun gözüyle bakmak istiyorum? Sen kendin bak. Ben basit bir insanım.
ben daha basit bir meseleden, basit bir duygudan, basit bir fikrinin kuyusundan çıkamıyorum. Kendi hissiyatıma mahkumum. Kendi duygularıma mahkumum. Bir zan geliyor beni, bana mezar oluyor o gün. Zan zan. Bir zan geliyor, mezarlık mezar oluyor bana. Niye bana böyle dedi, niye böyle gitti, niye vermedi, niye verdi? Oldu, olmadı, ölüm. Ölecek miyim, Allah razı mı değil? Dünya kabusa dönüyor. Böyle bir halette bakacaksın Kur'an'a. Ben öyle bir haletim yok o zaman. Çıkart diyor. Küllerde bakma o zaman. Gözlüğü çıkart. Ne olacak? Göremiyorum ki. Niye görmüyorsun? Gözün bozuk. Ha, of be. Hasan abi. Demin anlattığım misal var ya, mesela ben çekiyorum. Bataryayı, hayatta çekiyorum. Ben şimdi öyle bir hayat çekiyorum ki sünnet-i seniyeye uygun. Peki ben mesela bu sünnet-i seniyeye uygun bir hayat çekerken bunlar zaten esma değil miydi? Hı hı. Ben öyle bir hayat yaşıyorum ki o esmalar çakışınca bunun hissiyatı öbürsünden ne fark var ki derecesine göre? Cilve cemal nakşi olmuyor mu? Evet, yaşadığın şeyinin. Şimdi arkadaşlar şurada şunu anlatmaya çalışıyorum ama girme şey yapmadım. Yani akıl ve hayal cihazsa yaptığı iş anında kendisi yok oluyor. Yok oluyor. Bin derece terakki etmek ne demek oluyor ya? Mesela bak şimdi. Yok oluyor. O yok oluyor. Ortadan kalkıyor. İşi yaptı mesela. Diyelim ki tefekkür. Ne? Ona dönüşüyorsunuz. O demek yani. Yani aklın miracı. Aklı. Tefekkür ederken Allah'ım. Tefekkür. Peki kendini hatırlıyor musun tefekkürde? O anda. Zaten tefekkür olmaz. Tamam. Tefekkür. Çok istisna insanlar var. Hem böyle buraları görüyor, aynı kuvvetle burayı görürken burayı görmeden hayal edebiliyor. Şemir abi. Yani böyle dalarsın ya. Ne oluyor? Baksana falan. Ha geliyor. Sana bakıyor zaten. Hayır burada. Ama ikisini eşit görmek, gördüğünü hayal etme ile görmediğini hayal etme aynı anda çok istisna insanlardır. Şey gibi o, refleks olmuş artık. Yani dikiz aynasına bakarken önüne gidiyor. Evet. Öyle şimdi, hale gelmiştim. Aslan ve aklı yok oluyor dedik ya. Evet. Öyle değil de ya da bir üst birime mi devrediyor? İşte akıl aynı zahiri şey, hakikat aynı zahirde görüyor. Oluyor işte. Yani zahir ne oluyor? Hakikate dönüşüyor. Mesela buz kayboldu. Üst aklın bir üst birimi neydi? Öyle desek kafayı... Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz o. Bekai dünya diyor. Yani aklın yani. Üst birimi derken... Levh-i Mahfuz kelam oluyor. Veya kalp gibi sıralasak. Tabii. Kalbi ve ruhun derece hayatına çıkıyor. Evet. Ama yani tesiri yani artık yok. O yok artık. Başka bir gözlükle... Neye ben? Peki psikolojide kullanayım. Lazım olsun. Sen bir şeyi düşündün. Bir şeyi düşündünüz. Kötü bir şey. Şu anda kendini kötü hissediyor musun? Hayır. Kötü şey düşündün, kötü hissedersin. Evet. Kötü hissetmek netice midir? Artık düşünce yoktur. Netice şu. Üzerindeki halet. Artık o düşünce gitti. Meyvesi, meyveyi yedin, enerjiye dönüştü. Kardeşim, pis eşyanın kokusu da pis olur. Pisin kokusu pistir. İğnin kokusu iyidir. Zaten o bir şey gübre, gübre kokar, gül kokar. Anladınız mı? Yani mesela bir şeyi hayal ettin. Kötü bir şey. Ben acaba kalp krizi evde geçirir miyim? Daha aklı ne konuşuyorsun ki? O evde otururken, sen bunu düşünürken asla kendini mutlu hisseder misin? Sorun nerede peki? Aleti kullanmaktan. Peki daha dibeyin soru nedir? Üç sıfatın aktif olmamasından. Keşke doktorlar bunu bilse. Adama yapma, etme, düşünme demek çare değil ki. Üç sıfatın aktif etmedikçe onun düşüncesini düzeltemezsiniz. İlaçla düşüncelerini de bilgilerle düzeltemezsiniz. Nedir o? Bu insan üç şeyini aktif kapasitesini, kalitesini genişletmesi lazım. Teslim, tevekkül, itimat. Allah'a teslim, git yüzünü kalk. Emre kalk. Çabuk. Karşıma gelin öyle.
teslim. Kendinize mukayyet olun. Yani başkasına da. Bu sirayet eden bir kanundur, esnemek. Yapınca bize de zarar veriyorsun yani. Bak, yapıyor. İlmi sirayet ettir. Yok, kusura bakmayın, şeylerinizi, dersin kıymetine, değerine göre hukukunuzu nazara almıyorum ha. Bu gücünü nazara almam. Çünkü umumlu hukuk ve dersin kutsiyetidir. Ders bitti mi beşeriyetim var, diğer türlü fedakarlık. Ders oldu mu emre kal, bitti. Çünkü dersin şeyine zarar olmaz. Bak şimdi, teslim, tevekkül, itimat. Olursa kalp krizi geçirmezsin. Ya kalp krizi nasıl geçirir? Kalp krizi geçirirsin de geçirmezsin. Kardeşim, dünyanın kabusa çevirmezsin. Ölüm hendeğinden, usta diyor ki hendektir diyor. Atlarsın. Pasaport dairesidir. Pasaport dairesidir. Bakın anlıyor musun? Ya biraz itimat et ya. 50 bin senelik yolu bir günde kat eder. Allah razı olsun. Ha? İtimat et ya. İtimat biraz Allah'a ya. Ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz kardeşim. Rabbimize fazla itimatımız yok ya. Allah beni seviyor. Ya niye itimat etmiyorsun ya? Sen bunu anneni mi söylüyorsun? Allah bu ya. Kim? Bu Allah. Öyle bir Allah ki bu dairesi yok. Mefti hayattan daha büyük hayatmış. Meftuat da söylüyor. Meft var ya meft. Hayatın hayatıymış. İman yani. Vay be. Osman. Hayatın hayatıymış. Mesela bak çekirdek diyor okuyor. Ya iman diyor. Okudun Seyfullah ne? Şerafet diye tamam. Şerafetin bak okudun ne? Bak ne okudun? Onu okudun. Yani çekirdeğin patlaması. Çekirdeğin çürümesi. Nedir o? Hayatın ta kendisidir. İman oradan bak kardeşim mektubatta Meft'in hayatın hayatı olduğunu 9. sayfada diyor ki 3 tane sıfatla Meft hayatın hayatıdır. En azından mantıken şu, hayatla faniye geliyoruz, meftle bekaya geçiyorsun. Abi küçük bir şey okuyayım. Ha, çünkü sağ olsun. Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar-ı mükafat, bir mahalli-i saadet senin için ihsar edilmiştir. Senin şu fani dünyada bedel, baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-ü Zülcelal'in vaadine iman ve itimat et. Ya. Hasan abi ben bunun üstünde durmuştum da. Bu altıncı söz. Şey yok. Seni görünce bu altıncı söz. Mektubatta abi ben şunu bilmiyordum. İtimat üstünde kalmıştım da. Bu teslim ve tevekkül de itimadın içinde mi? Ayrı üç birim. Teslim üçü ayrı gördüm. İçine sokamadım. Anladım. Teslim, tevekkül, itimat. Ama İman. Vasfı girer. Vasfı giriyor. Ama imanın içine üçü giriyor. İmanın içine hepsi giriyor. Tabii imanın içine giriyor. Çünkü imanın şey sahipliği mahiyeti kaynağı Allah'tır. Kardeşim bak. Burası bir Rabbin az. Çıkart birilerini hayatından. Şerafettin hala sana sonra çok lazım. Bakıp olduğun için. Burası bir Rabbin az. Ne demek? Hayatından bazılarını sil. Çıkart. Melik-i Nas, Malik ve Melekelerimizi, malikiyetlerimizi onda kullan. Sonra, bakın, İlahi Nas, bunu ilk defa söyleyeceğim. Olmuş mu? Hayal varmış. Bu, bulursam size nerede, İlahi Nas, nasıl biliyor musun? İlahlar var yani, esmalardır. Bundan da sıyrıl. İlahlarla. İlah, ilahi nas. Her bir esma ilahtır. Allah illallah'tır. Nasıl yani şimdi? Evet esma, abi. Öyle Allah. Nasıl? Esmadan tecerrüt etmiştir. Esma tecerrüt yani. Değil de. Ya esma başka Allah şey. Değildir ha. Zada geçmiş. Esma Allah değildir. O Allah'tan Allah'ın. Esma'dan zaten geçebilmişler. Esma'ya iman etme Allah'ı mı hatırlıyorsun? Hayır tabi işte burada. Perdeden hakikaten geçmek manası abi. Evet. Esma'dan zatı gör. Evet Esma'dan müsemmayı gör. İnkar. Esma var ya o yedi sözde bak. Evet abdest alıp abdest alıp.
Siliyorum, siliyorum. Abi dersin başında demek istediğim buydu Osman. Şey, hani nereye yazdın? Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet var ya. Bu aslında seni dinliyorum. Dördünün toplamı mahiyet oldu mesela bir esmada. Mahiyet diyelim. O da surette kaldı. Yani durduğun yere geliyor. O da surette kaldı. Geçince o da surette kaldı. Görebilirsen işte çok önemli bir şey. 16. yüzyılda aynı hakikati zahir gördü. Abi kastı var ya. Aynen öyle. Ne söylüyor abi? Hakikat kalletti. Nurani, Ekvani, 70 bin teyze diyor. Onlar geçtikten sonra zaten ulaşıyor. Şerafettin'in pili açıldı elhamdülillah. Ulaştım seni Allah'a hamdolsun. Yani çok güzel. Bak bir de söyle. Çok hoş. Esma normalde bizim için gayeyken zata göre perde oluyor. Yani. Ya, 70 bin nurani perde var diyor. Esmaların perdesine takılıyorsun. Kendisi kendisine perde oluyor. Şuydu buydu diyorsun. Kaldır perdeleri. Perdemize lazım diye duruyorsun yani. Görürsün daha yaralım diye. Yani onu çok güzel olacaktı bulabilsem ama acaba esmalar illallah. Mesela Rahman ilahtır. Rahim illahtır. Kerim ilahtır. Allah illallah'tır. İlla odur o. Yani bak şimdi evet öyle. Çok hoş olacaktı. Bakayım onu bir yere kaydetmişim. Yani böyle fazla deli de dinlemeyeceksin ama gene olsuz da kalma. Bak arkadaşlar. Esma yoluyla bu semayı bulacaksın. Kerim ilahtır. Rahman ilahtır. Kerim ilahtır. Allah ilahtır. Allah'tır. O illallah'tır. İlla Allah'tır. İllallah'tır. Hasan abi, şimdi hayatın sırrı hakikati şudur ki. Tecelli ehadiyete cilve ihsamediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyette zat-ı ehad isamede ayneliktir diyor abi. Zattan bahsediyor abi ya. Zat-ı ehad isamede ayneliktir. Ehad dedi mi? Tevafuka bak şimdi buldum. Buldunuz mu abi? Ehad. Burada ehad. Rahat okuyorum. Ehad nokta virgül. Bak ama iyi yaslanın. Mahiyeti? Havanız iyi mi? Elhamdülillah. Çok iyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Ha, bak şimdi. Ehad noktalı virgül. Ama biraz uydurukça da olabiliyor çünkü hatırıma geldi. Neliksiz. Ne? Neliksiz, niteliksiz, betimlenmesiz, yani betimleme bir şey yaparlar. Kavramsız. Kavranamaz. Yani bizim nitelikler var ya, hani vasıf ve sıfatlar bizim tabirle, betimlemelerimiz, ezberlediklerimiz, bildiklerimiz, bunlarla kavranamaz, zuhura gelmez, tecellisinin zuhuru olmayan olarak, ehadın tecellisi yoktur, tecellisinin zuhuru olmayan olarak, yani ıtlak, noktasız nokta, merkezsiz merkez, bunun içine herhangi bir ilahın koyduğunuz zaman, ehadın içine ilahı koyduğunuz zaman, niteleme, belirleme koyduğun zaman, ehad olmaktan çıkar, o zaman da kerim olur, latif olur, rahman olur, rahim olur. O nedenle ehadın içine ilahları, esmaları koyamazsın. Koyduğun an ehadlıktan çıkar, belirlenmiş olan ilahlara denir. Ehad ilahlık giremez. Belirlenmiş olanlara ilah olur. Belirle. La ilahe illallah ehad olan Allah. Evet. İllallah belirlenmiş. Kulum Allah ehad. Küllen küfüven ehad. Allah ehad. İçinde esmalar. Yani ehadın tecellisi olmaz mı? Yani tecelli ehadiyet diye geçmiyor mu? İlahta var değil mi? Kendisini koyamazsın. Tecellisi ilahlardır. Yani tecelli ehadiyet eşittir ilahlar ve esmalardır. Esmalardır.
Bu zattır yani. Ehad zattır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zattır ha. Yani, tecellisi olunca, Allah mesela tecellisi, zuhuratları var ya, nedir Allah? Şunat-ı zatiyle. Mesela şöyle bir şey diyeyim, hani iyi misiniz? İyisiniz. Bir daha söylüyorum. Bak şimdi, tövbe, hani tefekkür küfür küfür değildir, onun için şey yapacağım. Allah'a bir noktayı nazarı var. Tamam mı? Gafur bunu kaçırma abi, onu okursunuz. Allah'ın bir tefekkür küfür olmadığı için. Allah'ın bir noktayı nazarı var. Yani Allah'ın da bir felsefesi var. Allah beni affetsin bu tabirimden dolayı. Yani noktayı nazar dediğimiz bizim tabir, felsefe beşeriyetimiz olsun. Allah'ın da bir felsefesi var. Onu yakaladığın zaman, pergeli koyduğun zaman her şey yok oluyor. Şeceri hikat da yok oluyor. Cennet, cehennem zaten yok. Ne diyorsun ya? Her şey yok oluyor. Bak her şey. O Allah'ın felsefesini, tövbe. Allah'ı affet ya Rabbi. Ezine geçiyorsunuz abi o zaman. Belirlenen iş yok işte. Ha. Şimdi noktayı nazar. Evet abi. Noktayı nazarı yakalayacaksın. Bak. Allah'ın noktayı nazarı pergelini mahiyeti zatiye koy. Koydum. Allah'ın felsefesi yani noktayı nazarı şuunat-ı zatiyenin kendisidir. Hayır. Şuunat-ı zatiye noktayı nazarıdır. Allah'lık hakikatının gayesidir. Vücudu harici noktasında sıfatlarıdır. Vücudu hariciye çıkarttırdığı görüntüler de esmasıdır. Allah'tır. Noktayı nazarı ana teması şuunat'tır. Vücudu haricisi sıfattır. Gösterdikleri esmalardır. Ha. Cennet, esmaların azami derecede tecellisidir, teemmel. Esmaların, biz nerede? Tecelli daha olur, kendisi de değil. Değil. Cennet, esmaların perdesi, tecellisidir. Nerede kendisi? Cuma'dan Cuma'ya sıfatları göreceğiz. Şimdi, bak, bu mevcudat bir daha izah edeceğim de daha gelin. Evet abi. Bu mevcudat aynadır, aynada esma gözüküyor. O zaman, gözüken aynada ise ayna nedir? Sıfat. Sıfattır. Tamam mı? Ha, o zaman bunun malzemeyi de kullanın. Allah Allah idi mahiyeti zatiye. Noktayı nazarı gayesi Allah'a ait. Tabirinde aciz olduğumuz Allah'ın nazarı yani felsefesi. Dahi ve muktazi. Dahi ve muktazi. Allah razı olsun. Çok güzel bir tabir bu. Dahi ve muktazi. Çok güzel. Hatırlattığın için sizi tebrik ediyorum. Dahi ve muktazi, onun için hatırlatın, şuunat-ı zatiyedir. Vücud-u harici noktasındaki vücud-u haricileri sıfattır, gösterdikleri esmadır. Esmadır. Şimdi cennet, cehennem esmanın iktizaları, tecellileridir. Sen buradayız. Değirmen gibi, buradan çık. Ne de Allah'ın dahi ve muktazisi, şuunat-ı zatiye nedir o? Suali. Esmalar gayesi oluyor. He? Esmalar da illeyi gayesi oluyor. Evet, esmalar da illeyi gaye. Aynen. Dahi muktazi illeyi gaye. Gaye, illeyi gaye. Görüyor musun? Esmalar. Esmalar illeyi gayesi oluyor değil mi? Dahi ve muktazinin illeyi gayesi. Dişe vuruşları. Benim dahi senin 24. mektubu vardı işte. Yani dahi ve muktazinin şeyleri, zuhuratları esmalardır. Bir şey, bir yemek ne için? Sevk eden sebep vardı. Bize vücudu beslemek etmekti. Bir de millet bize yani. Lezzet idame. Şey vardı. O beni yemeye sevk ediyor. Bir de vücudumu idame etmek için de. Ha beni mesela hoşuma gidiyor ama dahi ve muktazi neydi aslında? Beni vücudumu devam ettirecek. Yok dahi ve muktazi beni sevk eden lezzet. 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 Üç tane. Üç tane. Dur 18 metre. Tamam neyse o. Şimdi o kaçırmayalım. Evet. Şimdi pergeli. Şuunata koyalım. Soğanı düşünün, soğanı. Pergeli zatı koyduk. Evet. Şimdi şuunata koy. Çünkü tamam. Dahi ve muktazisi. Soğan, kırmızı kabuk. Cücüğüne koy. Cücüğüne çıkıyoruz. Allah'ın muktazi ve dahisi şefkat-ı mukaddesedir. Çık dışarıya. Nereden çıkıyoruz biliyor musun? Yani şefkatin içinden dışarıya çıkma. Şefkatin sıfır.
sıfatlarına mı çıkıyor? Evet abi. Ondan sonra şefkattan dışarı çıkmıyor. Sonra iki tane mana var. Şuunat-ı zatiyede şefkat var. Diğerleri bundan çıkıyor diye deme. Şuunat'ta şefkat mukaddesi var. Ayrı bir çıkış var ama mesela saati sayan ibre aynı yere bağlı. Dakikayı sayan ibre biraz da uzun. Saniyeyi sayan ibre ondan da daha uzun. Dikkat ederseniz ibre uzun ama aynı yere bağlılar. Yani saatin kendisi şuunat-ı zatiye. Birinci ibre, en kısa ibre şefkat-ı mukaddesi. İkinci ibre muhabbet-i münezzeh. Üçüncü ibre surur. Dört, sevk. Beş, memnuniyet. Altı, lezzet. Yedi, İftihar mukaddesi. Ha, bu dayı ve muktazidir. Yani ne bu bana ne karı var? Allah'ım böyle yani şöyle olursa üstada yetmemiş ya. Yani bu kainatın yaratılışına gayet o sanattan sanatkarlar geçmek imtihandır. Ne kadar basit oluyor buna göre? Sonra esmanın iktizaları iktiza ediyor. Mesela güneş, güneş demesi için zuhurat lazım, ısı ışık lazım. Tamam? Güneş olduğu için bu esmanın iktizası, muktezalarıdır. Ya buradan da arkaya geçiyorsun. Seni buldun sen mi? Yani o şey de abi, inley gaye, vazifeye tereddüt eden masla, semere, faide, dahi ve muktezide muhabbet, iştiyak, lezzet. Dahi ve muktezi muhabbet, iştiyak, lezzet. Bir dakika, üç tane. Üç tane. Bir dakika. Muhabbet. İştiyak, lezzet. İştiyak. Hararetle o vazifeyi yaptırıyor insanı evet. Diyor. Yani muhabbet, i̇ştiyak. Lezzet, iştiyak. İştiyak, lezzet. Bunları yaptırıyor. Evet, dahi ve muktezi bu. Bu da bizim konumuzda da şuunat. Şuunat bu. Geliyor. Vazifeye terettüp eden maslahat, semere, faide, illey gaye. İlley gaye misin? Maslahat. Semere fayda. Bir vazifeye tereddüt eden maslahat. Uygula bunu. Mesela yemekte uygula. Yemekte nedir diyor? Mesela yemek yemek diyor. İştihadan gelen bir lezzet bir iştiyaktır ki onu yemeğe sevk eder. Ha, ben içimizde bir şey var yemeğe gidiyoruz. Niye yemek yiyelim? El cevap bende bir iştiyak var. Lezzet var, iştiyak var. Ben yemek yemek istiyorum. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Bu beni sevk eden bir sebep ama bu ne bakıyor? Bu nedir peki hayatımı devam ettirmek? İlle-i gayet. İlle-i gayet. Maslahat, semere fayda var. Yemek yememde ne maslahat var? Hayatımı devam ettirmek. Yani mahiyeti zatiye pergelini koyarsanız hayatını, vücudunu devam ettirmek. Değil mi oraya evet. Bunu gör. Evet. Mesela ille-i gayet nedir? Esma'ya mesela bakıyorum. Bir dakika benim işte yemeğe iştahım oldu. Yeme iştahım var. Bir muhabbetim var. İştahım var. Lezzetim var. Evet. Yemeğe gittim. Yemek yedikten sonra olay bitti mi? Bitti. Netice ne kaldı? Hayatımı ve vücudumu vücudumu beslemek, hayatımı idame ediyor. İdame ediyor. Ha netice buydu. Ha mahiyeti zatiye hayatiyeti ve vücudunu devam etmesi lazım. Peki bizi dahi ve muktazisi nedir? Muhabbet, lezzet, iştiyak. Evet. Peki esmalar nedir diyelim? Esmalarda şeyler yani bu bunların teferruatları, detayları. Yani yemeğin işte şu mudur, bu mudur, şunun bu mu? Yani burada hani anlatmak istediğimi ifade etmeye çalıştığım hissiyat şey, bunu yakaladın mı Gafur, iyi dinle abim, ne dün, ne bugün, ne yarın, ne öbürsü gün, dünya, ahiret, kadın, erkek, cennet, cehennem. Ondan sonra bunu yakaladın mı, iman, küfür, 10 dakikasına geçiyorsun. Ne demek istiyorsun ya? Kabu kavsen budur. Ne demek? Allah'ın kelamına ilk, sonra rüyetine mazar olunca iman mı kaldı? İman gayba değil miydi? Gayb mi kaldı? Gayb bitti, kabu kavsen. Gaybların gaybı değil midir? Bunları bildin mi trafikte kimseye kızmasın Gafu. Hasan abi. Onu bildin. Bak abi, amcam. Bakın abi. Müthiş bir şey, hayatiyeti ve vücudu devam ettirmesi için bana yemeklere iştiha vermiş, muhabbet vermiş, lezzet vermiş. Yemeğin detayları da esmalardır. Şuunat da budur. Gayesi de budur.
Şimdi bunu yakaladığınız zaman ne olur? Ne ölüm korkusu, ne fakirlik, ne zengin, şöhret. Öyle böyle. Başka ne işimize yarar ahlak noktasında? İrfanımız olur, vefamız olur. Birbirimizi çok ucuza ve basite satmayız. Bir daha. Birbirimizi ucuza ve basite satmayız. Ahirete iman anlam kazanıyor değil mi? Evet. Ahirete imanı bizim oynaktır imanımız. Askıya çakıyorsun. Çakıyorsun. İrfanımız oluyor. Yani irfan nedir? İrfan yemek yedikten sonra sendeki sihat var ya. İrfanın içerisinde vefa var. Kadışınaslık var. İhlas var. Sadakat var. Kemalat var. Bunlar senin toplamına irfanın oluyor. Layıkalardaki bütün manalar. Evet. İrfan var, meclisi vardı böyle padişahlar. Her bir adam bir şeyi temsil ediyor. Şeyhülislam, sadrazam. Tamam. Öyle. Bu şeye, toplantıya irfan. İrfan meclisi. Hepsi katkı sunuyor bir şeye. Evet. Onlar vefadır, ihlastır, sadakattır. Ondan sonra kadirşinaslıktır. Birbirimizin kusurlarına, eksiklerine, tenkitle değil, lütufla istana çalışırız. Ne güzel sıfat sayarsınız. Hepsini topla. Bu havuzun adı irfandır. Arkadaşlar, aklı kullanırken akıl yoktur artık. Mesela hayalini gören var mıdır? Ama hayalini, hayal ettiğini görüyor. Hayalinizi hayalinizle görüyorsunuz. Hayal ettiğiniz şey anda hayal yoktur. Zaten hayal edilmese hayal yoktur zaten. De hayal görmüyor ki. Hayal gösteriyor dedik ya. Evet. Gören akıldır. Evet. O bir, mesela termometre 39 gösterdi, 40 gösterdi. Termometre elinizi sürerseniz yanar mı eliniz? Hani sıcaktı? Sıcağı gösterirken sıcak değil. Hayal, hayali göremezsiniz. Hayalin gördüklerini akılla ama aklın gördüklerini de akıl göremez. Tasdik eder. Peki nereye getireceğim? İltizamdaki ihtiyar var ya, imana iman niyet ettiniz mi? İman etmeniz için yetecek kadar delile de gerek yoktur. İman etmemeye karar verdiniz mi? Etmemeye. Ne getirirsen getir, iman edemezsiniz. Ben seni sevmeye karar verdim mi? Ne olursa olsun, senin güzel bir sıfatın bana yetiyor. Ama seni sevmemeye karar verdim mi? Kaç tane sıfatını getirseler de seni sevmem. Niyetine göre nazarında fena memleket mi oluşuyor? Evet. Çünkü ikinci sözde var ya işte dört sıfat çalışıyor. Niye fena memlekete nazarındaki düştü? Bedbahtı. Bedbindi. Bedbindi. O döndü. İdi. Biraz da devam edelim. Olur mu? Olur. Yoksa keselim mi? Benim şu sorum var. Çok kısa bir sorum var. 1 saat 5 dakika. He? 2 saat 5 dakika. Ya bir şey değilmiş. Hasan abi şu sorun bıçağa inelim tamam. 2.5'da keseriz. Ha öyle mi? Beni tamam. Ya tamam kesin. O zaman pili o zaman. Şu soruya cevap verin daha böyle. Ha tamam. Komple kesmeyin abi. Tamam ki komple değil ya. Birincisi, birinci şeyi ver. Abi, o zaman ara verin bu sorusunu evet. Alın. Her zaman gaye Allah'a netice mahluka mı bakar abi? Allah'ın neticesi olmaz herhalde değil mi abi? O netice olmaz, gözetmez herhalde. Onun gayesi var. Gaye bir noktası var. Gayesi esmadır. Gaye Allah'a... Gaye esmaya bakar. Gaye muktazi zata bakar. Çok neticesi insana bak. Hayır, netice mahluka bakar. Söylüyoruz da. He? Yani tamam. Tehlikeli yani. Nasıl? Cenab-ı Hak için... Daim bu demek istiyor. Daim yemek yemekteki misali Cenab-ı Hakk'a taşıyabilir miyiz? Allah'ın öyle bir... maslahatı, semeresi, faydası gözetebilir mi demek istiyor Gafur abi? Yok, öyle demiyor. Hayır, onu demiyorum. Yok. Bak mesela şuradan okuduğumuz zaman biz bunu böyle bir tefekkürümüz olmuştu. Evet. 20. mektubun başında Hasan abi
Ne yaptın? 20. mektubun başında. 20. mektubun başında. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Onu açayım. 146 ince mesleğinde diyor ki, ilmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye aynı olmuşlarsa da vücudu hakiki mertebesine gelmiştir. Bak şimdi. Şöyle diyeyim. Buz ya. Buz düşün. Bu buzdur. Ama bunu meydana getiren buradadır. Ama o değil şimdi. Buz meydana getiren sudur. Ama burada. Suyu iyi dinleyin burada. Hı hı. Elimi oynatmıyorum. Suyu meydana getiren aşk yok, o da burada. Enerji de burada. Esir de burada. Maddi hayat da burada. Aynı hayat da burada. Hayatın zatları, cevherleri de burada. Ruh da burada. Allah da burada. Tamam. Peki birbirine döngü, yani hakikat meratipleri ondan ona, onun dışında bir şey yok ki. Bu dedikleriniz nerede abi hepsi? Aslında hepsi Allah'ın için mahiyeti. Hepsi sarmaladı, oraya geliyor. Hı hı. Yani mahiyeti zatiye, soğanın kabuğundayız biz de mahiyeti zatiye gidiyoruz. Mahiyeti zatiye bizi sarmalamış zaten. Hı. Allah bizim neremizde? Evelimizde, ahirimizde, zahirimizde, batımızda. Yani bana bir örnek verir misin? Allah nerede? Bizim neremizde? Su, buzun neresindeyse esmalar da bizim oramızdadır. Biz donmuş. O zaman nedir? Allah'ın ileyi gayi muhtazı sidayesi var mı? Yani rububiyetten uluhiyete, uluhiyetten rububiyete, şuunattan, mahiyetten şuunata, şuunattan sıfata, sıfattan esmaya var zaten böyle o tarafı. O, ama mahiyet hakkında, mahiyet-i zat hakkında hiçbir bilgi, hiçbir belirlenmiş esas ana imanın şeyi orası. Çünkü imanın kaynağı esma değil. İman esmadan gelmiyor. İrade-i cüzeyinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Nedir o? Zatının bir nuru. Bu Allah bize imanı verdi. İman esma mıdır? Esmadan mı? Hayır. Sıfat mıdır? Hayır. Şunat mıdır? Hayır. Mahiyettendir. İçerisinde o var. Bilmiyoruz. Şimdi peki Kur'an'da ve bizim bilgilerimiz nereden konuşuyoruz? Esmadaki ilimleri konuşuyoruz. Sıfata bile daha vücudu bilmiyoruz. İnsanlar bu vücut diyor. Vücut mertebesine ulaşmaz ki. Bunlar mevcuttur. Esma zaten şey değil mi abi? Arşın perdesi tecelli etti ya mesela. Değil mi? Ondan ona aktır. Ondan ona. Ondan ona aktır. Zaten evet. Biz de ne yapıyoruz? Önümüzde nehir akıyor. Maşapamızla onu dört şeyle dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile önümüzde akan nehirden alıyoruz alıyoruz. Onları libret ediyorsun. Başka hiç medhali yok. Zaten şöyle diyor. Mesela benim başıma bir şey geldi. Affedersiniz böyle lavaboya gittim. Tuvalet değil de elimi yüzümü yıkamaya. Çok uzun durmuşum ki birisi geldi uyandı. Orada lavaboda yıkarken böyle hiç onaylamadım. Hiç aklımı hayalime ben iyi dinleyin. Belki işinize yarar. Çok işinize yarar gibi geliyor ama o hissiyatı olacak mı bilmiyorum. Mesela lavaboda elimi yıkarken neyse Allah'tan kapatabilmişim suyu. Dalmışım şöyle. Ya Rabbi, böyle bir şeyi, ben başıma önüme çıkamış, böyle bir şeyin içindeyim şu anda, ancak uyandım. Böyle bir şeyi önüme koydu, hapisten sonra. Ve içine soktun, içinde beni yaşatıyorsun. Allah Allah, böyle bir şeyi, yani benim alemde olan bir şeyi, bununla muhatap ettin beni, içine aldın. Sonra tatlı bir şey oldu böyle, yani biraz belki eziciydi ama yani onlar bana beni bir yere sevk etmek istiyor, beni yapılandırıyor dedim, yapılandırıyor. Yani bela musibet anlamınızı hep kıyas edebilirsin böyle. İhtiyar, yani zahirde irademle yapmış bir şey, irade yok. İhtiyarımızla yaptık, irade kutsi şeyler, günah iradeyle yapılmaz, ihtiyarla yapılır. Çünkü ben o haletimin içinde olduğum için şey yapamıyorum size. Mesela
Ya Rabbi beni bunun içine koydun ama koyarken hiç fark etmemiştim. Ölüme geldi hapisten sonra böyle bir değişim geldi. Ondan sonra ben burada belirli bir yere kadar geldi. Şimdi hayatta onun şeyini fark ettim. Allah Allah böyle bir hayatı bana 10 sene önce teklif etsene böyle bir şeyi, bu şeyi rasta veya böyle düşünmezdim. Ama şimdi hayret ediyorum. Hayretle baktım. Seni o ezen şey sana acayip böyle keyif vermeye başladı. O yaptı. Hayatımın içerisine girdiği için Allah'a memnun oldum. Hayatımın içinde onu hissettim. Baktım bir iş yapıyor. Tövbe yani. Affedin beni ya böyle. Şimdi o iş yapıyor. Ama ben böyle bak şimdi kitaba bakıyorum gibi görüyor musunuz? Asla yani böyle bir muayyenleşmemiş böyle bir şey. Daha toprak değil, elementler. Hayatımın içine girmiş, icraatlar yapıyor, ilişkiler yapıyor. Bu aynı zaman sonra fark ediyorum. Allah Allah birileri burada iş yapıyor. Ondan sonra baktım böyle önüme geçti kendi. Hissiyatım geçti, duygularım geçti. Arkaya da kim değilse bilmiyorum. Kendimi kendimle bakmaya başladım. İcraat yapılıyor, tamam mı? Orada işler yapılıyor. Allah'ın icraatını seyrediyorsun. Yani o yapıyor, o gidiyor. Yani götürüyor, koyuyor, atıyor. Koydu, çıkarttı. Onu yaptılar, ettiler. Şimdi koydular, şimdi lavabodasın. Böyle. İcraat yapıyor. Hayatımın içine girmiş, o yapıyor. Yani Allah Allah ne acayip bir ya bu şey vardı ki orada o ben oradaymışım zannediyor. Böyle hayatı yani her şeyi hayata indirdiğin zaman hayat bütün sıfatların esmaların merkezi olunca buraya karışmıyorsun. Her şey hayatın içinde cereyan ediyor. Biraz çıktığın zaman dışarıya hayatın içerisindekileri göreceksin ki sen yapmıyorsun. Birileri koyuyor, çıkarıyor, götürüyor, getiriyor. Bunu o kadar bu bir şey yok. Hiçbir methali yok. Dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile sahiplenip reddediyorum. Son şeyimi söyleyeyim. Allah hayatıma girmiş, tövbe, icraat yapıyor. İhtiyarım gibi gözükürken irademi ile yapıyor, koyuyor, ediyor. Çünkü çoğu şeyi içimde. Nerede biliyorum böyle olduğunu? Sonra uyanıyorum. Yani hakikaten ben yapmış olsaydım, ben daha önce bunun dışında olurdum. Ama ben kendimi o şeylerin içinde hissediyorum. Bu olmaz. İçindeyim. O zaman böyle sanki yüzünün önünde birileri hayatını sevk ediyor, yapıyor, koyuyor, çıkarıyor. Önüne koyuyor. Sen bana bu olan ikizime ne düşüyor? Reddedeceğim, onaylayacağım. Dedim ki sen bunları yapıyorsun. Biliyorum. En acımasız hadiseye de gülmeye başlıyorsun. Birileri de geliyor. Hey ne yapıyorsun burada ya? Ne zamandan beri buradasın ya? Deme derler diye. Peki birinci bir şey. Aha bir şey okuyacağım bekliyorum. Tamam. Şimdi hayatın saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezel'in envarını hissedip sevmektir. Bak hayatının şeyin içinde. Sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğine aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ iyiliğine çıkaran bir hadis-i kutsinin meali şerifi olan ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulunun kalbine sığarım. Allah senden razı olsun. Bunu tam çok sizi şu anda şey yaptı abi. Yani size bu yaşadığınız üstadın burada yazdıkları. Şemsi bütün Ezeli'nin ne vücudu ne yok en var mı şurada? Var. 10 yıl önce Hasan atıyorsunuz bunu söyleselerdi kabul etmezdi asla. Allah etmezdi. İşte tahammül dediğimiz şey bu, tahammül. Etmezdim. Baktım ki girmiş, hep o yapıyor.
Hep o yapsın. Tahammül. Kusuru derifte ediyorum. Tamam mı? Kusuru derifte ediyorum. Hasan abi. Gördüm ki hayatımın içine o girmiş. Ben girmemiş. Tahammül. Sen yoksun. O var mıdır? Evet. Tahammül öyle. Tahammül o ama amanen şekilde. Değil mi? Yani onun cilim. Bir okur musun o bir daha? Onun hayatında onun nesini gördü bak. Şimdi hayatın saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynasında temessül eden... Hayatının aynı. Hayat sen, ayna. Evet. Şems-i Ezel'in envarını hissedip sevmektir. Şems-i Ezel'i diyor. Evet. Zişu evet, ola evet. Bana şevk göstermektir. Bak bir daha şunu söyle. Dur, duracaksın orada. Aynaya bakıyorsunuz evet. Bak hayat. Aynaya bakınca, saçımı tarıyorum bakın. Ayna benim olduğumu bilir mi? Yani ben çekildim sen gelsen. Ayna der mi ki bu Mehmet'tir? Bu Şerafettin'dir. Hasan'dır der mi? Demez. Hayatlı yok, hissi yok, şu. Ama bizim hayatımız öyle bir ayna ki gözükeni biliyor, tanıyor. Şuurlu dedi. Yukarıda abi zaten şeyi anlatıyor. Esma meratibini anlatıyordu. Bir yukarıda evet. Konuştuk demek. Evet. Şimdi bu mahiyeti aslında. Bir daha. Evet. Hayat bir daha. Ayna dur bir dakika. Ayna, bizim lavabodaki ayna kim gözüktü bilmez. Ama bu hayat, hayat aynadır, gözükeni, karşısında olanı, içinde dışında olanları bilir, tanır, hisseder, fikreder. Tamam? Bak şimdi bir de bu noktada bakın elimi indirmeyeceğim. Senin aynasında temessül eden Şems-i Ezel'in envarını hissedip sevmektir. Hayatında Allah hissedip sevmektir, zişur olarak ona şevk göstermektir, onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-i iliğine çıkaran bir hadisi kutsi de beni seven, kainatı yere göre sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdı. Yani şey değil yani abi arş-marşı, kab-ı kafsin oluyor işte abi. Miracın bir başka şey herhalde. Tanrı böyle gafur yani böyle herhalde böyle mi başladı bilmiyorum Allah-u Alem. Hayatında başkasını hem kendini görüyorsun hem orada çalışanı görüyorsun yani tabi. Orada şeyler çalışılıyor, yapılıyor. Böyle hayrette ben bana, ben bende iş yapıyor. Seyrediyorsun hayatında birisi girmiş tövbe yani orada şekil. Çalışıyor yani. Seni yemeğe götürüyor. Götürüyor. Hey mübarek uçtan derdi ki gel yemek ye demezdi diye misafirlere. Gel kendini yedir derdi. Gel kendini gezdir derdi. Ondan sonra derse gittik. Niye geç geldin? Hiç sebep sormaz. Nasip patlar demez. Kendini gezdirdin mi beyefendi derdi. Gezdin mi demezdi asla. Mutlaka hep ikilik oynardı. Gel kendini yitir. Biz de onun filozofluğuna ver. Bazıları da bizim meczupluğumuza veriyor ya. Lavada kalan adam meczup değil de nedir? Ondan sonra... Çok güzel abi. Çok güzel. Bodrum. Hep Bodrum geliyor aklıma abi ya. Kabuk karşısında da ortaya çıkmıştı. Çok abi ya. Çok acayip. Ya şu aklımdan çıkmıyor abi ya. Tabiri caizse Allah-u Teala senin yanına almış, oturtmuş, seni yarattığını sana izletiyor. Subhanallah. Dağılmıştık. Bu biraz da ileri bu. Evet. Hayatının içerisinde onu görüyorsun yani. Çalış. Hayatın içi böyle. Sen yoksun bu... Yani kainatın sürü yaratılmanı seyrediyor. Bu bak sen yaratılırken seni sana seyrettiriyor. Bu o değil. Bu yaratılırken değil bu. Yaratılmışsın, varsın, içerisinde o çalışıyor. Allah'ın ruhiyetini mi şey yapıyor? Bilmiyorum artık. Birisi şu yani. Birisi iş yapıyor orada. Ama nerede? İnsan. Fikir. O senin burası nasıl bir şey biliyor musunuz? Duman değil de 7 tane böyle gökkuşağı olur ya.
böyle bir, ne bileyim, nasıl hayalinize yaklaştırayım? Şurada karşınıza olan siz, ben olan burada. Yani bulutlar ama her çeşit renk, rengin birbirine girdiği bir bulut düşünün. Yani her çeşit renk ama böyle bir bulut böyle. Muayyenleşmemiş yani. O icraatlar yapılıyor işte burada. İş yapılıyor. Beni oraya koyuyor, oraya çıkarıyor, götürüyor. Mesela bir tanesi bu dersleri kenara koyup gizlemek, gelecek insanlara yadigar olması, bu asrın insanı musallat olmaması, engel olmaması adına işte senin mekanını yıkıyor, bu yapıyor, kaldırıyor, atıyor seni, adileştiriyor, basitleştiriyor böyle. Kenar köşe atıyor, bir grup, iki, üç, beş kişiyle bunları burada koyuyor, yapıyor. Yani nazardan, hedeften, vitrinden seni alıp koyuyor. Buraya yapıyor yani. Burada seni koyuyor. Bunu öyle bir şeyler yaptırıyor kendisi adına. Baktım ki yaptırmıyor. Kendisi yapıyor orada. Yapıyor. Hayatını seyret yani. Hayat aynasında Şems-i Ezeli'nin cilvelerini, cemalini, efalini, fiiliyatını seyret. O yapıyor, ödüyor. Ama bunu ayık alemde, fiil alemde, alem-i şehadette cebri olur değil. Bu alem başka, bu anlattım başka. Bu alem... Gören de o, gösteren yani de o, sen aynasın. Değişik. Orada icraat yapıyor ama yaratılış sürecini bu sana seyrettirmiyor. Aynısı. İcraatını bizzat seyrediyorsun. O yapıyor. Okudu ya, şu kaçıncı şeydi o? 11. sözün. Evet, diyor ki, hayat aynasında Şems-i Ezeli'nin cilvesini, esmasını fikredip, hissedip, mahsedip, zevk ediyorsun. Öyle. Ama böyle bir seyrediyor, içinde bir şey yok ya. Yani. Ama ikisini beraber seyrediyorsun, koyuyor, kulağını çapıyor, duyuyor, bak duyuyor, yürüyor, şey yapıyor, zevk ediyor. Başka seninle alakalı yıkıyor, yapıyor, kaldırıyor, insanları nefret ettiriyor bunlara, sevdiriyor, bunu alıyor, burayı çıkartıyor, hayatından çıkartıyor. Kolezi bırakı nas ediyor, meliki nas, ilahi nas, öyle çıkartıyor, ilahlardan da çıkartıyor. Neyse, öyle bir şey. Şems-i Ezeli'nin envarlarını hissedip seviyorsunuz. Zihşur olarak şevk gösteriyor musunuz? Yani... Birisini tanıtmak için demedim ki onun adını. Öyle bir hal etti işte böyle. O sırada netice ne oldu? O ihtiyar devrede şey olmuş değil mi abi? Beni rahatsız eden, ezen hadiseler bana keyif vermeye başladı. Şunu sevmek şey mi var? Bilmiyorum da. Hayat aynanızda. Hani biz kardeşiz ya. O, yani o beni ezen, duman eden hadiseler. İşte bu. Böyle bunlar bana keyif verdi. Tamam. Şey, cüz ihtiyarınızdan vazgeçtiniz çünkü. Yani o hali her daim devam etse şey olmaz. Evet, ama şu haletimi şu anda düşünce fiil yadigar bıraktı. O bir başka bir şeydi. Bu, ama bir şey söyleyeyim mi? Ama ne zaman oldu? Kalbim çok hüzünlüyken. Herhalde elimi kaldırsaydım. Bir beddua veya dua etseydim, o anda. Çünkü ben diyor, hüzünlü kalpteyim diyor. Ben diyor, o anda onu gören gözüm, yüreğine, dili, isteyen dili ben olurdum. Benden ben istiyor. Yani Allah Allah'tan istiyor, olurdu. Onun için her şey olur. Orada münacat oluyor. İrade oluyor abi o zaman. Bitiyorsun, yok kesin ki. İhtiyar yok ya değil mi? Yani mesela yürüyen ayağı olurum. İhtiyar yok. Onun istediği yere yürüyorsun bu sefer. Ne demek? Gören gözü olurum, görmek istediklerini görüyorsun. O anda aklı olurum demek, onun aklı oluyor. Hayatı hayatım olur. Yani yürüyen ayağı olur ne demek? Onun yürüyeceği yere yürüyorsun. Gören gözü olurum demek, onun gözünü görüyor. Ben görürüm abi. Ya. Ben görürüm. Sıfır. Allah'ın emri.
Peki burada bırakıyoruz. Birinci şeyi bitir. Bence bir yarım saatte yapalım. Çünkü güzel. Yok yapmayalım. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bitirelim ya. Vâhu devâhu en ilhamdülillâh rabbil âlemin el Fatiha. Şu anlar 639, defter 271'de akıl ve hayal bütün bozuldular. Biz vazifemiz güzel hakikatleri görmek ve göstermek iken diye durdum. Burayı okuduk. Demek ki bozuldular. Akıl görmek, hayal göstermekti. Artık bunu üzerine durmayacağız. Durduk. Sözler 464, bunu da okuduk. Şu anlar 676, bunu da okuduk. Şu anlar 677. Buradayız abi. He. Sonra küre-i arzın alemi göründü. O seyahat-ı hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavani-i ilmiyeleri hayalime dehşetli bir alem gösterdi. Bak bir daha. Burada mıyız? Evet. Sonra küre-i arzın alemi göründü. O seyahat-ı hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavani-i ilmiyeleri. Bak, ilmi kanunları nerede gözüküyormuş? Hayalime gözükmüş. Hayalime dehşetli bir alem gösteriyor. Arkadaşlar, felsefenin ki düşüncedir, karanlıklı kavani-i ilmiyeleri, bu zaten şey, bir de hiç bak, felsefe fikirdir, düşünce. Sonra kavanin ilmiyeleri daha düşüncenin ta alt veri tabanı insanın içsel alemine dehşetli bir alem gösterdi. Dehşet. Ya surete bu hayal çevirdi değil mi abi? Hani çekirdekte şey yok ya. Üç kolu, tane. Yaprak, şey, dal. Evet. Çekirdek de yok. Bunu çeviren, surete çeviren hayal mi yani? Evet. İşte bizim onu gördüğümüz hep surete çeviren hayalimiz yani. Evet, hep. Her meratibi var. Ben bak bu ama hayal neyi gördü diyorum. Ya görmek şekil değil miydi? Bir, düşünceleri. İki, düşüncelerin düşüncesi olan kavanini. Üç, kalpte hissedilen dehşeti. Hayal nasıl görür bunu? Gösterdi. Dehşet bir alemi. İşte her şeyi alemi görür. O seyahat hayali yerde. Kavani o zaman hayatın arkasına mı geçiyor? Seyahat, bak seyahat ediyor hayaliyle. Bunu başkası görüyor. Bak. Evet. Seyahat-ı hayaliye de bak hayalle seyahat ediyor. Onun içine binen birisi var. İşte hayatın arkasından bakıyorlar o zaman. Yani bakın ruh hayatın arkasından bakıyor. Hayatın arkasından bakıyor. Evet. Hayattakilere hayatın arkasından bakıyor. Hayal okuyorum. Hayal verilen malzemelerle çalışıyor. Ne veriyorsan o cinsten alemleri sana açıyor. Açıyor. Gösteriyor, biz diyoruz. O alemleri sana açıyor. Ne varsa onu açıyor. Hepsi. Mesela çekirdekten ağacın açılması neymiş? Alem-i salmış. Aynı zamanda kudretmiş. Mekan ve şekil olduğu her şey alem-i sal veya hayal değil, hayal alemiyle alakalı. Hayaldır. Hani mekan ve şekil. Çünkü mekan anlayışımızı bize sağlayan hayaldır. Onun için hayalleri çalışmadığı için amalar yere basamaz böyle. Hani böyle. Veya siz gözünüzü kapatın. Çapamaz. Yani. Mekan anlayışını. İşte burada bir misali de yok abi. Bakın burada felsefenin de yaptıklarının var ya. Hı. Felsefenin yaptığını hayal etmek için nefi misaliden göremezsiniz abi. Evet. Alem misalden görebilirsiniz. Evet, alem misale giriliyor canım. Geneli bir yani giden ameller ve şeyler nefi misali kaydoluyor ama öyle insanlar var ki şu alem misal değil.
Lef Yezeli'ye girdiğini 16. lemada söylüyor. Nadir insanlar giriyormuş buraya. Ama önemli Yasin, sen ben girmek değil. İnsan evinden birisi giriyor mu? Evet. O kapı açık demektir. Ondan gurur duyuyoruz. Ama abi lef insan netice değil midir? Neticedir. Yaşanmış olan mı? Evet, evet. E nereden yaşıyorsun? Alem misaldan çekip oraya götürüyorsun. Hani zaten. Şuraya kadar da bir dakika. Biraz gidelim. Yukarıda. Bu tarafa da gidenler var. Felsefenin verdiği kavanin ilmiyenin izinin kavanin ilmiyenin izini hayal ile takip ettiği, gördüğü dehşetli bir alem. Yani iz takip etmeyi yapıyor. Bir dakika arkadaşlar. Seyahat hayali hayal kurmak değil ha bu. İz takip ediyor. İz takip ediyor. Hmm. Yani sen mesela namazdasın veya uyuyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sen hiç olmadan tedai hayal at diyor. Bu iz takip etmek ya. Sen etmiyorsun, o yapıyor. O yapıyor. İz takip edebiliyor. Peki kalitesi ne olur? Güçlü olması lazım. Şükrü, onu diyecektim. 17. sayfa şu işaretleyeceğiz zaten ki. Şükrü örfü de doğru kullanırsa, ne demektir o? Tarihçeyi hayatta, ustadın hayatını anlatırken iktisatçılığını anlatıyor. İktisadı ne anlatıyor biliyor musun? Öyle yeme içme gibi basit şeylerle diyor ustad. İktisatçılığı anlaşılmaz diyor. Ustad için diyor ki iktisatçılığı. Hayalini bile israf etmemiş. Lafın garip değil mi abi? Çok ağır. Çok ağır. Üstad, yani zaten çok acayip. Ve bunu Geylani yapsa, Bahattin Şahin Ekşimler'i yapsa, yani kim yaparsa yapsın, insan evinde ve Müslüman olduğu için gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Ahmet Mehmet işi değil bu. Hayalini israf etmeyen adam ya. Bak, Mehmet kardeş ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Öyle yaptı. Hayret ve muhabbet demektir bu. Secde edin, evet, secde edin. Onu ben demedim. Bir tutam var ya, müsfede ama secde. Peki. Vardır. Sabah herkesin yoksa. Herkesin var mı? Geç. İnci Mesnevi'nin Rey 23. Allah Allah. Şu zaman ve muhitin hayalatından yani iyi dinleyin. Çok şaşırdım. Takip etmesine çok şaşırdım. Kendi şahsım adına söylüyorum. İradenle ihtiyar değil. Kendisi takip ediyor. Kendisi takip ediyor. İş takip ediyor ya. Hav köpeği gibi abi ya. Evet. Mesela bazıları diyor ya, dedi ya onu çok ağır oldu. Daha mı söyledim ama biraz çayeli de oldu. Biraz gülüyor. Çayeli de. Yani dalattı beni. Dedi ki böyle Külhan Beyli tarzında geldi dershaneye. 5. kattayım. Ben dedi görmediğim Allah'a nasıl inanayım dedi. Yani görmediğim bir Allah varmış dedi. Varmış böyle deyince ağrıma gitti. Ondan sonra dedim ki bizim senin söylediğin dedim aşağıda dedim gördüm dedim. O balıkçıların oraya tasmayla bir köpek getirmişti. Adama sordum dedim. Limanda kahvur. Adama sordum bu ne işe yarıyor ki böyle gezdiriyorsun bu kadar hamsi. Bu dedi av köpeğidir. Avını görür he. Yok görmez dedi. Nasıl görmez? Avına nasıl gidiyor dedim. Kokuyla. O zaman dedim ki, balıkçılar da orada. Allah Allah! Adama bak, köpeğe bak ya, görmediği şeye kokusuyla giderse, ben aklımla, kalbimle, gözümle, kokladığımla, sanatla sanatkarına gidemezsem, köpek tek bir sıfatla, kokuyla, görmediğime inanmam demeden, sırf kokuyla, o şeye giderse, ulan ben köpek bile değilim dedim ya. Daha ne diyeceksiniz? Çok sevdim. Sonra ne oldu? Bir daha da gelmedi adam. Ama... Uluyarak çıktı. Ama varmış diyor be Allah için. Evet. Hani baktım haletine de böyle küfrün adıydı. Köpek bile avına görmediğime inanmam demez. Onun görmesi kokuyladır. Bazı şeylerin görmesi kulakladır. İşte bak ne diyeceğim? Bak şimdi. Alemi misal, alemi şehadeti oluşturmuş. Mekan alemi misal oluşturmuş. Yani eşyaya suret giydirmiş.
mekan olmuş. Allah mı yüklemiş, alim-i mana yapmış bunu. Tamam. Kudret, vücud harici vermiş. Hayat, malzeme olmuş. Bu nedir o? Donmuş, alim-i misaldır. Hasan abi biraz değişik olacak da, bu meleklerin, cinlerin hayali var mı? Onu bilmiyorum ya, ama sormadım adamı. Şimdi yürümeye çalışıyorum ben ama. Ben yürümeye çalışıyorum ama şimdi mesela hayal melekse, vücudu haricisiyse bunun yani nasıl... Yalnız tasavvurlar var olduğunu melekten biliyoruz. Çünkü niye işaret-i cazdan anlıyoruz ki? Yani insan bu kadar kan dökecek, fitne yapacakları niye yaratıyorsun? Düşünmüş. Ondan sonra... Düşünmüş mü? Şöyle... diyor ki iki şeyle, ya lef-i mahfuz'a bakmışlar diyor. Görmek. Ya insanın fıtratına bakmışlar diyor. Baktığınca o zaman düşünmeye götürmüş bu işi ki Allah'a sormuş yani. Hani o gördüğünüz düşünmüş. Bakın iki şey oradan çıkacağım ya. Görebiliyorsa hayal var demek. Evet bak şimdi ona geleceğim. Hayatı varsa bence vardır. Şimdi bak insanın diyor fıtratına bakmış. Bir lef-i mahfuz'a bakmış. Bakmış, bu hayali var. Sonra onu düşünmüş, soruya dönüştürmüş. Demiş ki, kan dökecek ve fitne yapacak. Kan dökecek, fitne yapacak kişi, insanı mı yaratacaksın demiş. Allah da işte insanda takip ettiği gayb bir nebze anlatmış. Sonra onlar da, Sübhaneke la ilme lena illa ma'lem tene inneke entel alim lakin demiş. Bu meleklerin sözüdür. Evet. Tamam. Şimdi, ilk önce görmüş. Sonra düşünmüş. Tahayyülleri çalışıyor, hayalleri çalışıyor. Abi zaten cevap da şeydi, hayatı var mı gibi bir şey oluyor, hayali var mı? Evet. Hayal neydi? Hay dan al. Hay dan al, hay. Hani bir tane Osmanlı'nın bir lafı vardı ya, bu da garibinize geçecek. Haydan gelen huya gider. Yani öyle fuzuli o. Hay, hay olan Allah'a giden, huu olan Allah. Ondan ona bir şey olduğu yok diyor. Sen anlam kazanıyorsun o kadar dünyada. Alıyorsun almıyorsun öylesin. Aslında hiçbir şey değil. Aynı yerde sen kendini olumluyorsun veya olumsuzlaşıyorsun. Haydan gelmiş o şey, huya gitmiş o şey. Sen ise sahipleniyorsun ve reddediyorsun. Anlamı kazanıyorsun ve anlamı yırtıyorsun. O kadar yitiriyorsun. Hiçbir şey oluyor. Her şey burada oluyor. Peki deşenler benim o şeyim vardı ya felsefeci sordum. Duydum ki sen nurcu muysunuz dedi cenaze. Duydum ki nurcu gelecek. Felsefeci ya. Mesela bunu duydunuz bu manada. Peki nurculuk hayatınıza ne kattı dedi. Ben nurcu değilken dedim deniz. Denize bakardım. Deniz denizdi. Ağaç ağaçtı. Kuş kuştu dedim. Nurculuk ne kattı dedi bak sana. Baktım ki deniz deniz değilmiş, ağaç ağaç değilmiş, kuş kuş değilmiş dedim. Neymiş dedi. Sonra nurculukta biraz ilerledim dedim. Herkes dinliyor cenazemde. Bir baktım ki deniz denizmiş, ağaç ağaçmış, kuş da kuşmuş. Felsefeci ya ne cevap verecektim öyle o. Ki ne değişti dedi başa geldim. Ben değiştim. O zaman nasıl diyecek, neren değişti, nasıl değişti? Şimdi bu döngü bak, şimdi o kadar acayip bir şey söyleyecek ki, o kadar garip ki, bakın arkadaşlar, ustad diyor ki, ilim aynı kudret olmuş diyor Latif Ekber'de, Osman Ceremalar'da. Kudret aynı ilim olmuş. Mesela, ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut, derken söylüyor, söylerken söylerken yapıyor. Kesinlersiz zaten emir. Evet. Allah-u Ekber ya, abi bu da kelam. Kelam. Hayal o zaman sureti işte kelam gibi bir şey çıkıyor çok acayip. Kelamla hayal birbirine çok kemal bütünselliği taşıyor ya. Hayal da onu taşıyor demek iş yapacağım şimdi bak. Şimdi söylerken yapıyor, yaparken söylüyor. Ortada bir suret var. Ondan sonra şimdi bu malzemeyle bu mevcudat donmuş, alem-i misaldır. Donmuş, alem-i misal. Evet, donmuş. Evet. Peki aynı zamanda alem-i manadır. Tamam mı? Çekilecek olamaz. Bu noktada bakın şimdi. Şu zaman ve muhitin. Zaman, tasavvur. Muhit, tahayyül.
Hayalatından çıkarak, hayalatından yani bunu tazamun ediyor. Yani tahayyüller, tasavvurlar, tahakkule birbirine geçiş oluyor ya, birbirini değiştiriyor ya. Yani şunu kastediyorum. Burada olanlar buna dönüşüyor. Burada olanlar da buna dönüşüyor. Tamam. Tak. Şimdi bak diyor ki, şu zamanın ve muhitin, şu muhitin hayalatından. Zannediyoruz ki hayalatından çıkarak tayyi zaman ve mekan ile, hayale cezretil araba gidelim. Şimdi ne demiş bakayım? Zaman ve mekan insanın hayaline libas giydirir. Kayıtlar. İlginç taraf, mekan ve zaman hayaline giydiriyor ve onu kayıtlıyor. Yani mekan ve zaman hayaline giydiriyor, elbise giydiriyor. Nasıl çıkartacağız? Ya onu çıkartmak lazım. Nasıl çıkartacağız abi bunu? Çıkarmak da o zaman hayali kullanmak. Evet, onu kullanacaksın. Suretten çıkıyor. Yapamazsan acizliğin şeyi, bir üst birimini aktif edeceksin. Tefekkürle. Tefekkür aklı sıfatı ya. Zaman ve mekan hayalimizi sarmalamış. Onun için zamansız ve mekansız hayal edemiyor. Hayali de atkıyla çalıştıramıyor. Yok. Mesela maç seyrettin gece 11'e kadar, yattın. Ne olacak? Peygamberi mi göreceksin gece? Görsek de maçta görürsün. Mesela videoları seyrettin, ettin, yattın. Ne göreceksin? Yani arkadaşlar, muhit, zaman, mekan, hayalimizi elbise giydirmiş. Yani peki alametler nedir? Onlara göre yaşıyor, yaşadıkça ne derler diye yapıyoruz, ne derler diye. Böyle bir şeyimiz var. Neyse, devam edelim. O şurayı bir de Batılı Mesnevi'nden okudum da baktım. Ben öyle okuyayım mı? Oku, çok yani ilginç. Şey daha farklı olabilir diye. Bil ki akılların muhakemesinde zaman ve mekan muhitlerinin büyük tesiratı vardır. Şimdi istersen gel şu muhit, asır ve zamanın hayalatından soyunacağız. Çünkü soyunacağız. Giydirmiş ya. Ve bu mülevves libastan tecerrüt edeceğiz. Tecerrüt. Ama ne? Mülevves libastan. Kelama, işte kelama libas giydirmiş. Bunlara hepsi bir libas giydirmişler. Hayalimize giydirmişler yani. Bunlardan kurtulmamız lazım. Nedir o? Nasıl dediğin? Yani işte bir manaya olsun, bir güneşe olsun, suya olsun. Yani bu esmayı bizi mahvetmişler. Kendileri bir libas biçmişler. İnsanlar. Hayallere. Demir. Yani kelam yani. Allah'ın kelamı bir şey biçmişler. Aslında hakikati bu değil yani. Yani beşer... Ben şimdi hayali kelam diye bakıyorum da. Tamam, ben o noktada yani. Bakıyorsun. Kelam nasıl ki bütünselliğin nüfus cüzdanı ya, ağızdan çıkınca batını taşıyor. Hayal da öyle. Mesela bir insanı hayal ettiğin zaman bak, ondan sonra simasını, sesini, şeklini, endamını vesaire, hissiyat. Hatta hissiyatlar da hayal edilebiliyor, biliyor musun? Onu buldum. Mesela diyelim ki, şöyle, seninle bu durumdaydık misal. Nasıl bir şey yiyorduk falan. O anda seninle beraber aldığım o kahveden, şundan bundan lezzeti de etkilemişse beni. Gene alıyorsun. O hayal edilebiliyor o. Hayalin kuvvetinde oluyor. Hayatlı ya işte. Hayal deyince hep böyle şekil zannetmeyin ha. Şekilsiz şeyler de, şekilsiz şekiller de var. Şimdi bazen üstada bakıyorum, diyorum ki şu kadar sene hapiste geçmiş, şu kadarlık bir ömür. Veyahut da bir günlüğe bakalım abi. Üstad her gün şunu okurdu, üstad her gün şöyle yapardı, üstad her gün öyle yapardı. Bu nasıl bir günmüş ki bu kadar şeyi nasıl sıkıştırıyor? Bütün onları yapsa
Yani nefes almaması lazım abi, yemek yememesi lazım. Şimdi bir şey söyleyeyim mi abi? Geçen gün Emre bana bir şey verdi, disk verdi. Bütün filmleri buraya at diye abi. Dersleri. Dersleri. Filmleri derken yani. Bizim filmimiz de bu yani. Ondan sonra attığım belki de mevcutların kim bilir kaçta kaçıdır Hasan abi. Ülkede 20 binin üzerinde ders var. Bu nereye sığmış abi Allah aşkına? 20 bin oldu mu? Yok abi. Şimdi değil siz de yok o. Yani 3500 tane sitede öyle kocaman bir daha 3500 şey. Ondan önce 3 defa, 2 de 3 defa mı ne çıkartıldı? O dersler yok ki. Her sonra kaset vardı şey. Kasetler vardı ki kaset dönemi. Abi atarken tabii insan şey yapamıyor, dur şuna bir az bir şey dinleyeyim, şuna az bir şey bakayım, oradan oraya atladım, buradan buraya atladım. Ya bir derya. Abi sığmaz, sığdırılamaz hiçbir yere. O nereye sığmış, nasıl yapılmış? Anlıyorum ki bu ne sizsiniz, ne benim, ne Osman, ne Harun. Bu başka bir şey abi ya. Çekirdek. İnanılacak gibi değil abi ya. Diyor ki, deniliyor ki, biz var olanı dinlemekle yetişemiyoruz. Ciddi teveccüh ediyorum diyor. Bu nasıl çıkmış? Bu araştırılıyor da bak yazıp çiziyorsun. Mesela ses gittiğiniz zaman, bu aletten çıkmam için kaç saat gerekiyor? Biraz düş yapacağım. Yani bu aletten çıkamıyorsun. Yani beni bloke ediyor. Artık bu hali, peki ne zarar olur? Bu alette okursam bu alet cinsinde şeyler olur. Onu da istemiyor. Kaydanma. Yani kopuk oluyor bu alem şahadetten. Çok üstü olur yani. He? Çok üstü olur. Çok üstü olur. Mesela biraz önce delil burhan hücceti bak nereye taşıdık? Oysa tasavvurda, tasdikte taakkulde, tasdikte. Ama o ne yapmış? Bir üstten vurmuş. Taakkulde, tasdikte, zihinde. Üstten vurmuş. Yani bu halet avcıdır ya. İstakip ediyor. Şu halette ben şimdi bunları okusam daha farklı olurdu. Ustad ne yapmış biliyor musun? Yani Resulullah da söyledi maalesef. O zaten aklım almadı bir şey. Miraç'a git. O gece. Gündüzü ne yapmış? Evet. Aynı diğerleri gibi yaşamış. Ne kadar büyük? Bu kadar. Dayza yok. Miraç'a gitti gece. Gündüz. Aynı onlar gibi yaşamış. Bu soru çok sarılmıyor abi. Yani aynı onlar izlerken yaşadığına bak, nokta koymuştum. Büyük afiyet var. Hiç hayatında değişiklik olmamış. Aa bir açtan sonra, mesela hapisten sonra benim hayatım %30-40 değişti. O başta haletler, kutsal boylu bu şey var da böyle mucat. O yok. Artık ilim, irfan onlarla daha fazla. Yani diyeceğimi dedim işte. Ümmet-i Muhammed yapabileceğim iyiliği yaptım. Canımı ortaya koyarak mesela diyeceğimi dedim. Çünkü bize sorulmadıkça avama niçin bunları yapmadın sorulmayacak. Her bir nur talebesi bir sene anlayarak, kabul ederek okursa aslında alimidir. İhlas hissasını geçiyor. Alime de sorulmadıkça niye demedin, cahile niye yaptın sorulmayacak. Ondan sonra dedik şimdi değiştim ya. Evet, tamam. Peki tamam bitti. Başka bir versiyon. Daha çok öyle. Peki Allah Resulü miracı yaptı. Geldi akşam sabah. Hayatında bir değişiklik var mı? O kadar miraçtan önceyle miraçtan sonra o kadar eşit ki hiçbir değişiklik yokmuş. Ne kadar büyük? Bu kadar büyük işte. Abi ailevi... Düşünmüş muydu Mehmet kardeş bu miraçtan sonra? Hasan abi. Ailevi sorunların başı da buradan başlıyor. Adam gidiyor sohbete, bir yere geliyor, eve bak, gidiyor. Aynı şeyleri yaşayamıyor. Aileyle muvaffak olamıyor birbirine. Bak ne burada diyor? Problem yaşıyor. Bak ne diyor? Buradan. Bak. Mesela senin öğrendiğini hanım biliyor mu? Bilmiyor. Yok mu? Peki senin kazandığın fikir, onun oluşturduğu his, onun oluşturduğu halet onda olur mu? Ondan beklenilir mi? Mesela bak, dün açılışa gittim, bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Ben açılışa gittim. Yani 10 günüm etkiledi, 10 günün bütün çeşitliğini ona göre kurdum. Avrupa'ya bile gitmedim. Dersten geldim, saat 11-11.30 öyle de ömrüm
Gün bitmiş. Eve geldi. Bana şeyi verdi fırçayı. Tuvaleti temizle diyor. Yarın ders olacak. Ya tamam işte dedi. Şeyleri yaptı. Tabii bizim arkadaştı. Hayır. Yani o dersten sonra o bizim hayatımıza devam ettiremiyordu ama ne yaptı ister ister tuvaleti. Tuvaletleri temizle. Tuvaletlerini ben öyle kullandım. Ben temizlemişim. Yani şey demek istiyor bu, çarpıcı misal veriyorum ki Osman'ı, başka bir şey anlatmak için değil. Allah Resulü bu kadar büyük, ne kadar büyük? Miracı gece oldu, gece yürüyüşü demek zaten. Gündüz ne yaptı Şerafettin? Değişti mi hayatı? Miraç'tan önceyle sonrası eşit. Ya böyle olur mu? Olmaz. Fıtrat olmaz. Olmaz kardeşim. Olmuş, olmaz, olmuşsa olmuş. Gündüzle gece arkada yokmuş ya gündüzle gece. Yani Miraç'tan öncesiyle, sonrasıyla eşi. Çok kaliteli değil mi? Kaliteli insan değil mi? Daha çok sevdin değil mi? Bir şeyin kaliteli olabilmesi için ona nispet ediliyor. Onun için evet. Kaliteli denmiyor ki ona. İşte Taliçe'de ne diyor? Bir insan diyor, hakiki kimliği nedir? Davasını iddia ediyor. Muvaffak olduğu zaman iddia ettiği haletleri, iddiaları, şeyleri da muvaffak olduktan sonra da gözüküyor mu yoksa değişti mi? Ha demek ki değişmişse onun için yapıyordu. Vay be. Değişmiyorsa babası için yapıyormuş. Peygamber'e merak ediyor. Niçin biliyor musun? Bir, Allah'ı merak ediyorum. Bak, eskiden şeyi mi merak ederdim, ölümümü nasıl öleceğim diye etmiyorum şimdi. Benim aklım, fikrin Allah'ta da değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ta değil. Yani Allah imanını merak ediyorum. İmanındaki Allah. Benim cennette göreceğim Allah değil. Onu biz de merak ediyoruz. Abi. Cennette göreceğin Allah o Allah'a denk zaten gelmez. Bak şimdi. Onun bak. İman, herkes, Allah demeyelim tabii. Rab. Rabbimiz. Herkes Rabbini görecek. Rabbul Alemin değil. Ama benim Rabbimle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbimle olur mu? Ben onun imanını merak ediyorum. Onun imanındaki Rab. Benim cennetteki Rab. İlk önce şaşırdın değil mi? İmanı merak ediyor, Allah'ı merak ediyor. Evet. Değil. Verecek mi o zaman Allah merak ediyorsun? Verecek. Çünkü işte, eğer vermek istemeseydi bana bu isteği vermezdi. Verecek, orada sizin İstihdamınız onu görmeye, o göremeyecek, kabınız yetmiyor ona. Hmm. Ne olacak? Vermek istemiyor. Hayır, hayır, kabım o zaman. O, kabı da veriyor. Onu verecek. Rab sizin istediğiniz. Ama verecek ama. Ben bilmeyeceğim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ormanındaki Rab, oradaki ben, gene kendi karşılığımdaki görecek. Oradaki göreceğim. Aslında onun Rabbi sizin gördüğünüzdür zaten. Gene ki onu göreceksiniz. Başka bir şey görmeyeceksin. Ha, yok. Onun içindeki Rabbi var ya, ben de oradayım da, benim Rabbimi görecek. Ama yani sen abi, aslında olamayacak yani. Yapacak bir şey yok. Şey bu. Yok ben böyle değil, değil böyle. Değil, değil. Tabii. Nasıl olur? Salih'in şahsi manevisi var. Biz onun ifradı değil miyiz? Ha, orada biz öyle mi olacak yani? Ya bir şeyler olacak iyi şey. Hadi. İnce meslemini bir 66 yıl. Ama bunları hayal etmek bile güzel değil mi? Bak İsa Aleyhisselam bozulmuş İncil'inde yazar ki size bir şey mi verecek? Allah vereceğini o ayette de mi? Hani Allah vermek istemeseydi istemek verdi. Udunu lekum öyle miydi? Udunu istemeyi vermedi. Bir şey vardı 23. sözde geçiyor. Onu emredilir. Diyor ki Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi. O zaman vermek istiyor ki sana istetmiş. Onun dışında bir şey söyleyeceğim. Bozulmuş İncil'de şöyle diyor. Allah birisine bir şey verecek. İlk önce burada veriyor. Verdiğinin delili nedir? İstetiyor. İsteyene verilecekmiş. Kim o? Verilmişlere verilecektir. Dünyada kime verilmişse o orada onu verilecek. Uduni estecip lekum. Abi, uduni estecip lekum. Bitirin Mehmet. Ha ha, tabii tabii tabii. Aynı şey, metin bazen değişiyor. Ha, o uzun dilerim.
Şimdi istersen gel, şu muhit, asır ve zamanın hayalatından soyunacağız ve bu mülevves libastan tecerrüt edeceğiz. Sonra seyyel olan zamanın denizine dalacağız. Bir daha baksana, beni takip edemedik, çok hızlı gitti. Şimdi, şimdi istersen gel, şu muhit, asır ve zamanın hayalatından soyunacağız. Ve bu mülevves libastan tecerrüt edeceğiz denize girerken. Hep sende bu. Dışarıda bir şey var. Denize elbiseyle girilmez zaten yani. Hem yüzemezsin hem olmaz yani. Soyunmak gerekiyor yani. Boğulursun. Fıtraten de öyle yani, normalde de. Sonra seyyel olan zamanın denizine dalacağız. Ve yüze yüze bütün asırlar ve dehirler arasında yemyeşil ada olan saadetler asrına çıkacağız. İşte o cezire-i zamaniye içinde bir Medine-i Şehba olan Cezire-i Araba bakalım. Yemyeşil diyor. Aslında Arabistan çöl. Tamamen çöl. Çöl aslında. Ama işte biz onu öyle giydirdik, öyle değil. Adam ada olarak giydirmiş. Ada da değil. Yarım ada. Yarım ada. Hem o zamanın bizim için dokuduğu ve o muhitin bize diktiği libası da giyeceğiz. Çıplak gitmek yok yani. Çıktı, o libası giyince, o kelamı giyince orası yeşil zaten. Ta ki merkezi daire-i risaletin kutbunu, vazifesi başında çalışırken velev hayalen olsun bir ziyaret edeceğiz. Allah. Oldun sahabe. Müslüman. Hayale sahibi oldum. Hakikatsiz olmayacağım yani. Şeyi de çok güzel görmüş. Acayip. Akıcı. Denizin içinde. Hasan abi, sahabe yeşil mi görüyordu orayı? Yani bizim giydirdiğimiz midir o çöl orası? Öyle değil mi herhalde? Ya yeşil ne mana taşıyordu abi? Ankara neymiş biliyor musun Palat'ta? Timur Lenkor Topalor'daydı ya. Dünyada olmamış emsalsiz uzun ve düz ormanlıkmış. Tabii o yaptı o. O yaktı oraları. Yaktı nasıl biliyor musun? Amerika gibi değil böyle. Kalın, kalem gibi. Yani en uzun ağaçlar oradaymış. O Timurlen öyle zalim. En güzel kalaslar Polatlı'dan çıkıyormuş abi. Elimi biliyor nasıl yaptı. Biz abi biraz daha avami bir misal verebilir miyim acaba? Soruyla karışık olarak. Mesela tavuk yumurtayı atıyor. Trak diye atıyor. O da döllenmiş yumurtadır abi. Tamam. Üzerinde de yatıyor. Hiç ben görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum abi. Tavuk dönüp yumurtayı gagasıyla böyle parçalayıp da yavruyu çıkartmıyor. Yavru içeriden yumurtayı parçalıyor. Kendisi çıkıyor. Öyle mi abi? Evet. Peki. Zaman ve mekan libasını yırtmak için dışarıdan müdahale olmuyor yani. İçeriden olmak lazım. Peki içerideki benim hayalimse dışarıdaki kim? Veya yırtan içerideki yırtıyorsa dışarıdaki kim? Ben hangisiyim abi? Hayal, hayatın sıfatıysa o içerideki yırtanım ben. Dışarıdaki değil. Amin. Evet. Ve aynen. Çok acayip. Çok acayip. İşte örtü yapan bize o yumurta, mekan ve zaman. İki şey insanı insanlıktan eder veya insanı insan eder. Zaman ve mekan. Eder. Evet. İnsanı insanlıktan eder veya insanı insan eder. Çok güzel. Anladın mı? Zaman ve mekan değil mi? Zaman ve mekan. İnsanı insan eder veya insanı insanlıktan eder. Bu sonunda ekleyeyim. Çünkü onun cümlesidir. Zaman ve mekan yazabilirsiniz. Ve mekan insanı insan eder veya
insanlıktan eder. Bizi insan eden bu değil mi abi? En kesif şeyimiz. Evet. Bedenimiz bu mu yani bizim? Bak. Hayalimize ne olur ya, mekan ve zaman libas giydirmiş. Yani manaya, hislere, fikirlere, aşağıdan yukarı fikirlere, hislere, duygulara, latifelere elbise biçilmiş. Bu elbise kelam. Dışarıya. Dışarıya kelam. İyi dinle. Bir daha. Fikirlerimize, hislerimize, duygularımıza, latifelerimize libas biçilmiş dışarıya. Dışarıdakileri, dışarıdakilerin fikir, his, duygu, latifelere dönüşüp taşınma, kelamın tersi hayat. Hayal. Evet. Tamam. Ya, şimdi bu oldu işte değil tamam, mi? Tamam ya bitti. Bedenin yani senin tahip tasavvuru. Senin dışarıya. Senin bu tahip tasavvuru. Dışarıdaki kişinin timsali suretidir. Kişinin suretidir. Kişinin hayallerinin gözüktüğü yerdir. Görebilir o kelam. Dışarıyı içeriye taşıyan kelamı da hayalidir. İçeridekini, içerideki hayallerini dışarıya kelam, dışarıdaki hadiseleri, mekan ve zamanı, hayat-ı tekniği, içerideki kelam, kelama dönüşme şeyi hayal. Abi bu ne, bu ne biliyor musun? Aynı şeyin, aynı şeyin iki mülkü ve melekutu. 98 dersin tasarlıyor. Hayal hükümet. Osman abi. Evet Osman abi. Bunlar sizin hep hayaliniz aslında. Evet. Dima dersleri falan. Evet. Siz bu hayali bizim aslında hayal bizim üslubumuza döküyorsunuz. Evet doğru. Kalıba döküyorsunuz. Tamam. Bizden çıkan yani toplam hepsinden çıkan da kelam. Çok güzel. Kelam şimdi yazalım. Üslup ya. Tamam. Yazalım. Evet abi. Hayatı tekviniyelerin insanın içsel alemine hayat. İçsel alemimizin içsel alemimizin alemi şahadetteki suretlerine de çizgi yap kelam. Devam edeceğiz. Hayalin mülk tarafı kelam, kelamın melekut tarafına da hayal. Peki, berzahlık yapan da hayat. Hayat. Hay al. Tamam. Hayat kelamıyla hayatlanır. İnsanla. Kelam neyle hayatlanır? Ha, kelam kişinin batının dışarıdaki suretidir. Kelam kişinin batının dışarıdaki sureti. Şimdi batın da hayaldir o zaman. O suretlerin insandaki kelam olarak mevcuda kelam değil mi? Evet. Allah'ın konuşması değil mi? Alem-i şahadetteki kelamların insan alemindeki suretlerine de hayal. Furkan'la hayale nasıl bakabiliriz abi? Furkan ile hayal, Furkan fark alemi, onun bütünselliği bizde. Bir daha bak arkadaşlar. 24. mektupta diyor ki bu mevcudat Allah'ın sessizce konuşması ve konuşturmasıdır.
Tamam. Konuşmaktır bu Allah'ın. Ayate tekviniye ve min hayatına. Bu konuşmaktır. Ama bizim gördüğümüz libasında hali. Evet, evet, evet. Şu. Alim-i şehadet kelamdır aynı zamanda. O kelam bize taşınınca mesela şöyle diyeyim. İçeride kelam yok. Hayat oluyor. Bak. İç, bitireyim de. Kalpten mana çıktı. Yani mana. Kalbin içerisinde bir latife insani var. Tamam, latife insani. Şeyde çok anlatır onu. Barla 263 veya 73. 63 galiba. İyi dinleyin ama. Kalp düşün bu ilimi. Mana çıktı, gene kalbin içindeyiz. Kalbin içerisinde latife insaniye giriyor. Latife insaniyede alacağını alıyor. Mana. Kendisine uygun. Sonra kalpten çıkıyor, kalp bitiyor. Vicdana aktarılıyor. Vicdanda da alacağını alıyor, vicdan bitiyor. Dimağa gönderiliyor. Dimağda da 7 mertebeden geçiyor. Alacağını aldı, kurda kaş oldu mu? Buna bir elbise giydirelim. Hayale geliyor. Hazinetül hayale gelir diyor. Esesi Risalesi'ne. Bu manaya, bu sürecin bütünselliğine bir libas giydiriliyor. Tamam mı? Bu libas giydiriliyor. Bu libası dışarıya atıyorsun. Kişinin suretidir. Batının fotoğrafıdır. Batının fotoğrafı bu kelamdır. Tamam mı? Kelamdır. Batının fotoğrafı. Evet abi. Şimdi insan şu mevcudatı tefekkür ediyor. Ayat-ı tekviniyeleri. Okumalar yapıyor. Okumayı yapıyor. O mevcudatı tefekkür ederken hangi yolları kullanıyor? Kelam hangi yolları kullanmışsa çıkan aynı zamanda yolları tanımlar. Dışarıdan gelirken de aynı yolu kullanıyor. Aynı kolu kullanıyor. Başka tamam. Olamaz. Tamam abi. Çünkü kalpten çıkan manayı yapılandırmak için hangi yolu kullandınsa o yolla olur. Aşırmalı muameleden bahsetmiyorum. Vahiy ve ilandan bahsetmiyorum. Normal adet ilahi. Çıktı mı? Nereden çıktı en son? Elbiseyi nereden giydi? Hayalden girdi. Hayalden alır mevcudatı. Sonra tasavvura götürür. Dimağda, dışarıdan aldıklarıyla dima yapılandırır. Dima, vahide dima gelmemiş miydi? Vahiy ile boyalanır. Sonra bu vahiy ile boyanla dışarıdan alınan vicdana iner. Vicdana bırakacağını bırakır. Sonra kalpteki latife insaniye girer. O aldıklarını yapılandırmış burayı da. Bırakacağını da bırakır. Sonra kalpte manaya dönüşür. Allah Allah. Peki bir şeyin iki yapısı var. Bir mülk, bir melekut. İnsanı dışarıda temsil eden kelam, kelamını içeride temsil eden hayal. Çünkü bakın kelam bütünselliğin ifadesidir. Hayal de böyledir. Bütünselliktir. Farklılıkları bütüne getiren hayaldır. Kelam da farklılıkları bütüne getirendir. Kelam öyle değil mi? Kelam libastır. Hatta kelam için diyor ki zihin aynasında düşen iz düşümlerdir. O zaman dışarıdakilerin içteki hayal, tahayyül, içeridekinin, dışarıdaki nüfus cüzdanı kelam. Kelam kişinin suretidir. Kelam batının görüntüleridir. Ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Üstad 90. sayfa muhakematta o kelamla orayı seyrederiz. Neyle? Hazreti Ali diyor ya, kişi dilinin altındadır. Yani hangi alemlerde neyi tanımlamışsa insan onunla ifade eder. Dışarıdaki libası, mülke, kelam, melekutuna hayal.
Peki Sivas diyor ya abi, manalar kalpten çıktıkları zaman çıplak olarak çıkıyor. Çıplak. Elbisesi yok. İlk önce vicdandan mı? Yok yok. Kalpten çıktı. Tamam. Kalbin içerisinden aldı hepsini. Evet. Vicdana gider abi. Tamam. Yok. Ama kalbin içinde latife insani yok. Evet. Ama kalp tek diyelim. Hı-hı. Vicdana gider abi. Vicdandan sonra dimağa çıkar. Orada öpsü yükler. Tamam. Çok çıplak bir mana çıktı. Mesela şöyle diyeyim. İman etmeye niyet ettin kardeş. İman etmeye niyet edersen en küçük bir delil sana delil olur. İman etmemeye niyet ettinse en büyük delil ima olur. Hangi yola çıktı? Mana çıktı abi. Tın tın ediyor mana diyor. Oltaya vurur balık gibi böyle. Tın 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 tın. Tanımlanamıyor. Kalp ona muayyenleştirir. Sonra vicdan hissiyatlandırır. Dima manalandırır, kelama, anlama katar. Sonra hazinetül hayalde elbise giydirilir, dışarıya giydirilir. Dışarıda sana giydiriyorum. Kelam aynı zamanda elbisedir kardeşim, elbise. Sana giydiriyor. Ondan sonra dün gördüm. Kelam sihirdir, büyülemektir. Büyülenirsiniz televizyonu sayın. İdoda. Hayalin elbise giymiş hali kelam mı? Harika. Kelam bak. Kelamın elbisesi hayaldir. Hayalin vücudu kelamdır. O bir şey diyecektin abi. Aslan tamam. Abi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Şu an büyük bir gemide tam bunu anlatırken siz de aynı şeyi söylediniz. Balıktan bahsediyorsunuz. Sanki büyük bir balık tuttuk. Ve artık neyse artık devasa bir şey ama daha şu anda farkında değiliz. Yakalayamam. Ben yani değilim. Herhalde muhtemelen siz bunu okuyunca ben iddia ediyorum içeride 2-3 gün uyuyamazsınız. Şu evet. Yazdıklarınızı okuyunca 2-3 gün en aşağı yani bugün falan değil. Doğru yani. Söylüyor. Farkında ne dedim yani. Biliyor musun? Allah şahit olsun. Yalana şahit olursa kafir olur. Şu düşünüyorum şu anda sen dersin kaçıncı dakikası şu ikinci versiyonu ben dinleyeceğim. Ben çektim resmini dakikayı kaçırmamak için. Evet. tabii. Gafur, itimat et bana. Ben dinleyeceğim. Evet. Az önce dedi ki... 46. dakikada başlıyormuş. Ben anlamadım ne dediniz? İkinci dersin 46. dakikada. Evet. Ne dediniz, ne dediniz diyor. Ben de dedim dinleyince anlayacağım. Anlamadım bir şey ondan. Çok acayip bir şeydi. Burada ben de dinleyince anlayacağım. Aslında bana sorsa 98 dersin hülasası. Benim alemimde. Çözüm evet. Yani şu ben çok haleti bu normal değil. Haleti normal değil hiç. Değil yani o hayal bir şey. Kelam arkadaşlar. Bir dakika dur. Ya usta nasıl bir adam ki? Hazinetül hayal diyor, elbise orada giydiriliyor diyor. Manaya. Bu nasıl demiş ya? Allah Allah. He Osman bu anlattık falan. Ya. 98 dersin şeyi diyen adam. Bu nasıl demiş ya? Yani bizatihi yaşamadan, görmeden, içinde olmadan denemez yani. Mümkün değil. İhata etmeden. İçinde de olsa bile ihata etmez. Hani mesela biz diyoruz, mesela bazı şeyler hepimiz beraber bu şansı manev oluyor. Yazıyoruz sonradan bizim olmadığı için kaydediyoruz. Benim olsa yazar mıyım? Zaten ben biliyorum. 2+3 kaç yapar? 5. Yazar mısın? Niye zaten sende? Niye yazıyoruz? Benim değil de ondan. Yazdığının senin olmadığının delili. Evet. Yazma ihtiyacı hissetme. Üf. Kafa kaybolmasın. Buldun bir yer Şerafettin. Ya burayı direkt 6. mesele anlatıyordu. Muhakemattan Muhakemat'ta 6. mesele vardı ya. 98. Ne anlatıyordu? Hazinetül Hayal'deki evet. Olayı. Evet, 6. mesele. Orası Muhakemat. Doğru söyledi. Komple. Orada ben atıp yaptım ya 90-96'da. Evet. 98'de. O da 98'de Hazinetül. Sonunda diyor. Kelam sihirdir diyor 98'de. Tamam. Bir de Ennar Mukaddede Alel bahsediyordu orada. Bak sevgiliden bahsediyor. Evet. Senin sevgilim. Mahkumun. Muhakematın kendisi bu. 97 mi? 97-98 evet. 97. Bizim 97. Bir sevgilim diyor, gözüm diyor, şeyine diyor. Nar-ı Mukadde diyor, şey, yandırıcı bir ateşe diyor, şimşek gibi gönderdi diyor. Kaç ders okumuş? Senin mahbubun vakti bir pencere. Hiçbir şey zuhal. Özlemiş, bak. Okuyor.
Şua ve belki hüsnünü icdanına ilka ederse diyor, işte o aşk denilen nar mukadde birden yandırmaya başlamakla amal ve mühilat birden yandırmaya başlarsa diye devam ediyor. En başta. Hatırlıyor musunuz? Tam bu esnada Erdinç biraz geç gelmişti derse sonra çıktı çiçek yedirdi. Hem acayip saniyesi sadesi ne oldu? Evet, acayip. Allah. Evet. Acayipti ya. Dünyada neler yaşamışsın? Dünyada neler yaşamışsın? Dünyada neler yaşamışsın? Nerede ki söylüyor? Nerede ki söylüyor? Neredesin ki? Subhanallah. Daha götürmeyelim. Tamam, bu tadında kas. Abi tılsımatı Kur'an'ı ediyor ya Risale'ye. Kelamla. Risale'im kafa koy. Tılsımat aniye. Risale-i Nur için diyor. Yani şifadır diyor. Şifa. Yani o kelamı Hazreti İsa da kullanıyordu ya. Ölüleri diriltiyordu maddi manevi. Şifa yani giydiriyorsun yani. O nasıl bir şeyse artık o giydirme. Kardeşim hayal o kadar ciddi bir hakikat ki güçlü olma nispetinde ölü diriliyor işte. Sokuyorsun onun alemin diriltmeye. Böyle, mesela şöyle, birisi dua değil mi kabul olacak, bir tane mertebeyi hayal et, şey yapabilirsiniz, bak, kişiyi ilk önce hayal et, kimle dua edeceksin veya ne istiyorsan, o şeyi hayal et, o şeyi tasavvur et, o şeyi takul et, tasdik et, izan et, iltizam et, ondan sonra yoğunlaş, itikat oluyor, o adet ilahi reddedilemez. Zaten endiman çalışması lazım ki bütün sistem çalışsın. Evet. Bu sebeple sana şu yeti ve yetki veriliyor. O olmasını istediğin şey vücudu hariciye çıkıyor. Allahu Ekber. O münadet işte o. Çünkü Allah'ın o ismine mazhar oluyorsun. Ama yedi mertebeden geçmesi gerekiyor. İlk önce istediğini tahayyül ediyoruz, tasavvur ediyoruz, tasdik ediyoruz, izah ediyoruz, iltizam ediyoruz. O yoğunlaştığımız için ona itikad ediyoruz, adet ilahi aktif oluyor. Reddedilemiyor. Tezgahlarına giriyorsun yani. Mevcudatın arkasında bu mevcudatı işlettiren, işte şu mevcudat işliyor ya, tezgahtır diyor ama makinesi ses yapmıyor, takır takır yapmıyor. O tezgaha gidip müdahale etme yetisliği alıyorsun. Biraz daha gidersek 100. ders yok, divanımın kayıp. Ulaşılamadı. O zaman biz ne istersen yap. Dalga yani. Geçiyor gibiydik. Ben gittikçe anlaşılmaya başlıyor sanki. Şey, ehad ismi azamı olarak düşün. Hani Allah'a rahat. Allah'a ehad ya ismi azam olarak. Şimdi bakın şunu demek istiyorum. Hazreti Ali'ye 6 isim değil mi? İmam Rabbani'ye değil mi? Onların hepsini yazıyor değil mi? İki isim. Kayyum ismini sonra. Evet. Hani en Gelani'ye hay. Gelani'ye hay. Evet. İmam Rabbani'ye kayyum. 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 İmam-ı Bediüzzaman'a 8. İşte abi 7 işte hepsini cem ediyor. Allahu ehad. Yani bu ne demek abi ya? Bu... Hiçbir ilah yoktur ehadın. Ama zuhurat olunca ehad ilah ama İlahsız olunca ehad oluyor. Ehad oluyor. Birinci versiyonumuz. Hani çok ilginçti değil mi o da? Aynen. Evet. Düşün ya kim? La ilahe evet. Esmalara bakıyor. Evet. İllallah ehad olan ehada bakıyor. Evet. Belirleniş yok mu? Şekil yok işte. Evet. O yazmıştı ya sana. Evet ya ilk derste bu şey. Yazdıkları, ehadla ilgili yazdıkları zıttıyla tarif. Yani olamaz, edinilemez, edinilenemez, yapılamaz, olan. Yani şeyle, zıttıyla. O zaman saat ispatlar gibi yani. Ehad'a götüren tek şey terk o zaman oluyor. Yani bak terk. Aynen. La ilahe. La Allah. Sonra gelen illallah. Kurbiyetlerin de gelen akrabiyet gibi. Ha. Allah Allah. Kafkar'ın bir sözü var. Çıktığın dalları diyor kırarsan inerken basacak dalı olmasın. Kim sözü? Her merdivende. O kelamda da beragat olsa Hasan Ali. Her gidiyorsun. Kelamda da beragat olsa, cesaret olsa. Çok kuvvetli oluyor, mukavemetsiz oluyor. Akhir zamanda da hükümran oluyor yani. İnsanlar kuvvetini oradan... Görüyor musun? Yani şu ders aslında kainatın merkezi. Evet. İslamiyet'in merkezi, durdurulun merkezi, siyasetin, dünyanın her şeyin merkezi. Yani bu ahir zaman bu ortaya çıkacak. Emre, çıkacak bu. Yani inşallah. Bunu mu karıştıracağım şimdi?
Bu yapı ne biliyor musun? Kaç saatten beri buradasınız, sıfır gibisiniz hala. Şu anda sizin psikoloji şu bir şey mi kalır? Ne yaptın? Onu attın öne ya. Esma'nın bir arkasına geçiyor. Yani bu aslında Risale-i Nur'un bu dersi çıkmadan, ortaya alem-i şehadete çıkmadan kıyamet kopmaması lazım. Havaya temevüç etmeden, dalgalandırılmadan, ifade edilmeden bu dersler, Risale-i Nur bu dersleri bu defter kapanmaması lazım. Elbette nevi beşer ahir vakitte onun ve fununa dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucidül Beyan Cezalet-i Belagat-ı Kur'aniye'yi mükerren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki ulum ve fununun en parlak olan belagat ve cezalet bütün envaıyla ahir zamanda en merbut bir suret alacaktır. Suret. Yani bu hayal olduğu gibi 30 bin tane kelime var abi. Hepsinin böyle derinliği anlaşılacak. O zaman külliyatın mahiyeti anlaşılacak. Ne kadar kelime var diyeceğim? 30 bin. Külliyatta mı? Yani böyle ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Hı-hı. Allah Allah. Ulum ve fununun en parlak olan belagat ve cezalet bütün envaıyla ahir zamanda en merbut bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezalet-i beyandan ve en mukavemetsiz kuvvetini belagat-ı edadan alacaktır. Karşı konulamayacak. En çıplak yani. Hali. Ne kadar sağlarsa sarsınlar, ne kadar kapatırlarsa kapatsınlar. Güneş balçıkla ısıvanmıyor yani. Göz yumakla gece olmuyor. Bu dersleri ne kadar yok etmeye çalışırsan canım. Bu ortaya çıkacak. Mecbur. Kur'an anlaşılmıyor ki. Şimdi anladık mı abim? Ki kelamın vücudu harici şey, hayalin vücudu haricis kelam, kelamın hakikati, melekut tarafı hayal. Yazardınız eskiden size abi. Hasan. Benim bildiğim Hasan abi diyeceksin. Benim bildiğim Hasan abi hem de alt alta oklarla yazacak, iki renk yazar muhtemelen. O zaman yazalım hep beraber de dersi bitirelim. Olur mu? Havada kalmasın. Abi hiç acele etme, zaten uyuyamazsınız diyorum size. Üç gün. Çok etkilendim evet. Hiç etkilenmesem yazmadım mı? Şimdi nasıl yazacağım dur. Beraber yazacağız tamam mı arkadaşlar? Tamam abi. Kelamın hayalin vücudu hadisi kelamdır. Kelamın da batırısı. Hadi beraber kuracağız şeyi. Alem misalden gelen levh-i misaliye yazacağız. Beraber. Sırf bu yazdığımızı abi son yazdığımızı 15-20 dakika bir dahaki hafta şey yapalım. Tamam. İşleyelim ısınma şeyini. Isınma şeyini de yapalım. Derste gider o zaman abi. Ortayla Hasan abi o. Tamam bir dahaki hafta. Bir dahaki derste yani. Bir daha gel. Gel abi şahadete yaparız. Hem şartı da gelirse. Çok şaklı oldu. Yüzüncü ders abi. Yüzüncü haftaya ders. Pazar günü var mısınız? Dima dersini kırganda yapalım. Yok yok. Ama güzeldi. Cismaniyet dersi. Haa cismaniyet dersi. İlk gittiğimiz. Ben o şeyi hatırlıyorum. Hoca büyük tahta Hasan abinin yerde yazdı. Aynen yerde. Onun manzara duruyor orada. Fetih suresi son 3 ayet. Ya Allah ne bileyim şey. Kaç bin gigabayt. Allah diyor. Niye? Hani simalarında. Böyle mi demiştik? Hayalim vücuda harcısı kelam. Evet, kelamın melekül tarafı, bilimün tarafı ise. Değil mi? Bu insan cihetinden desek doğru olur mu? Yoksa genel bir hayal, yani başak, insan noktasından, insan açısından. İnsan, insandır. Tamam. İnsan. Niye, nereden bakarsan bak hep aynı kelam Allah. Ve hayat, zat, sıfata kadar çıkar. Yazılı mı? Toparlarız sonra ya. Diğeri... Şey yazalımdır aslında değil mi? Ben son toparlarım. Melekut. Tarafı. Başka neler demiştik? Ayat tekviyenin tekviyenin insanın içsel alemindeki hayal. Ayat tekviyenin insanın içsel aleminde hayal. Şimdi şöyle yapalım. İnsanı insan yapan tarih ötesi. Alem-i şehadet ya hepimiz biliriz onu. Zaman ve mekan dedi yani. Hayatı tekviyenin insandaki
İnsan içsel aleminde hayat. İnsandaki içsel alemindeki karşılıklı değil o. Görüntüsü mü diyeceksin? Program abi, programı. Çekirdeği değil. Bak, kainat, kelam ya. Evet. Kelam. Kainat, Allah konuşması. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Hayatı, parantez ya. Tekvini. Değil, tekvini, abi değil ama. Tekvini. Sonra silerim. Yerler. Allah'ın kainatı sessizce konuşması ve konuşturması tırması olduğundan kapat iki içsel alemindeki karşılığı na hayal yazayım şurada hayal devam ediyorum içsel alemimizin evamiri evamiri tekvini yerleri bizden uyanan manaların kalpten virgül evet, kalpten vicdana onu şöyle oklarla yapsak olmaz mı Hasan abi? Kalpten, vicdan manalar olur. Kalpten kalp şöyle yapsın manalar kal B vicdana dimağa hazine tür burada dimağdan da hazine tür yok şey hazine tür tüy mü? Tüy yok değil mi? Tüy hayal virgül L hayal tür şöyle mi? Bak hayal Hasan abi kelamın melekütü hayal hazine tür var mı? L var mı? Hazine tür var 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 evet üçte virgül buldukları sureti giderler diyor Allah he tamam söyle unutma Hasan abi kelamın melekütü hayal diyoruz ya. Hazreti Musa Aleyhisselam bu kelamda görmek istedi, göremedi değil mi? Yani Cenab-ı Allah göremedi. E peki Hazreti İsa rüyetine masal oldu değil mi abi? Gördü. Gördüm. Peki bu manasında peki hayalde rüyet olabilir mi? Peki demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum ama. Fıkıh-ı Ekber'den cevap vereyim. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikat kitabıdır. Fıkıh yazıyor ama amel değil. İslam'ın doğuşundan 300 sene sonra fıkıha amel demiş. Ama aslı 300'e kadar fıkıh itikat değildir. Orada yazıyor diyor ki insan rüyada Allah'ı görür. Rüyada hayaldir. Hayal zeminde. Ve haktır. Ahmet bin Hanbel'i Allah'a gördüğünü yazıyor. Ben terani dedikleri evet. Şey. İmam Ondan sonra İmam Azam görmüş, Hazreti Ali görmüş. Görülüyor. Tövbe, hep Allah diyorum, düzeltin ya. Rabbi. He, Rabbi, Rabbini görüyor. Tamam, orada görüyor yani. Bu hayal, o zaman hayal korkunç bir şey ya. Yani verin hayalinizi bana, ben sizin, ben de sizin dininizi vereyim.
din hayatı yorumlamanız da din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. İhya-i hayal ile olur. Bu milletin ihyası. İfna-i bu millet olur. Hayalinin ifnası. Yani söndürülmesi. Onun için telefonlar, filmler onun için çok ertmiş. Hayalini bu arada öğle namazı geçmesin. Evet. Ne kadar var? Bir saat var. Sohbet ehli de böyle bir şey oluyor abi. Sohbet ehli. Yani hayallerini vermişler. Mesela bak şimdi. Allah Resulüne bakar mı sahabe böyle şey yapardı ki ayet geldi yani bırakın. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile aynı ama. Mirat-ı Muhammed'den görünüyormuş. Allah görünür daim. Peki ya mecazdır anlaşılır. Herkes Rabbini görüyor. Ne var yani fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Cennette Rabbimizi göreceğiz. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın itikat ettiğini diyor, havası alemi şehadette yaşar diyor. Peki bu cümle doğru mu? Beraber yapalım. Yani izahlarıyla beraber yanlışımız olmasın. Hayat-ı tekviniye demek mevcudat. Onun bizdeki yazılımı evamir-i tekviniye. Tamam. Hayat-ı tekviniyelerin, şu mevcudat, alemi şehadetin, insandaki içsel alemindeki, nedir o içsel aleminde? Hayat-ı tekviniyeler, Allah'ın Celle Celaluhu kainatı sessizce konuşması ve konuşturması olduğundan 24. mektupta geçiyor bu cümle. Karşılığına içimize hayal. Çünkü orada libas bırakıyor burada. Yani kısacası dışarıyla içerisini nokta-i irtisakı birleşmeyi o şeyi çıkış veya giriş. Nasıl ki alem-i şehadette lef-i mafe ispattır. Giriş ve çıkış o. Sonudur. Eğer şarttan bulursa vücud halici verir. Vesaire. Tamam mı? Zamanda, mekanda şeydir. Bunu dedik. İdris Aleyhisselam. Evamir-i tekviniye var ya içimizde. İlle dışarıdan aldıklarımız değil. Hı-hı. Dışarıdan aldıklarımız emri nisbiler. İçeride de oluşturduklarımız, evet, yapılandırdıklarımız. Yani keşifler, ilhamlar, masal o. Sunuhatlar, tuluhatlar, zuhuratlar, bu evamir-i tekviniye oluyor. Evamir-i tekviniyelerimizden uyanan manaların kalpte ve kalbe manalar kalpte, kalbin içerisini anlatmam detayını, vicdana, dima, hazine tül hayale dönüşür, tamam mı? Burada libaslanır, yazayım buraya, kelama dönüşür, hayal de kelama yani dönüşür diyeyim. Yani size ekleyeyim. Kulası olsun. Dönüşür. Şimdi dışarıdan alınanlar içeriye ilk muhatap olduğu yer hayaldir. İçeride alınan o bütünsel dağın tepesindeki kar topu bıraka bıraka vadiye inince bu kadar eklemeler yapıldı. Son çıkış kapısı dışarıdan girerken ilk kapıya geliyor. Hudut Edirne'deki kapı gibi. O ne yapıyor? Hazinetül hayal, libas giydirme, anlama, hissiyata, fikriyata, libas giydirme yeri hayaldir. Dışarıdan gelenler orayı aşmadan geçemez. İçeride olanlar orayı es geçerek dışarıda kendisini ifade edemez, etmez. Hani mana geliyor ya, buna bir şey gidiremedim. Zaten ona gidiremezsin. Ha gidiremedim. O zaman ne oluyor? Ustak diyor ki gidiremedim, ne oldu? Hani mesela diyelim ki vücut üşüdü. Vücut üşüdü. Dağdasınız. Isı, bu ısı kalbini azaltmak için ilk önce ne yapacaktır? Vücuttaki fazla suları mesela idrarımıza atacak, yetmiyor, genişmeye devam ediyor. Fazla sular atacak, yetmiyor. Vücut ısısını alayım, donmasın diye vücut titremeye başlar. Titreme, ısı kazanmak içindir. Şimdi ne anlatacağım bunlarla kalın? Şimdi bir mana çıktı kalpten, mana kalpten çıktı ama hayal ona libas giydiremiyor. Usta diyor ki ona etval, efal ve ahvali havale eder. Artık tavırlardan alacaksın. Kelamla ifade edilemedi. Çünkü kelam değil abi, rüyet o. Tamam, anladın mı Osman? Oğlum, parazit yapıyor abi.
Müsemma mı? Peki bir şey söyleyebilir miyim abi? Müsemma. Müsemma oldu. Evet. O zat, o şehit sahibi. Sen artık de, oradan, mesela ne dedin ya Şen, Gökhan dediler. Tamam. Sen de aynı böyle yapacaksın, böyle duruşun. Anladım. Ne dedi, bir şey anladın? Anladım. Yani onun kelama dökülemediği zaman onun efvalini, ahvalini, etvaline, ekvaline havale ettiriyor. Muhakim var. Hani niçin bu titremeyle? Titreme kendisini gösterdi. Isı kazanımı için. Böyle direnme gibi gözükürken hayır. Isı kazanmak için kasları lifleri hareket ettiriyor. Yani içeridekini de kelama dönüştürmeyince İlham, artık bu halet demiştir. Cezbeye gelirsin, şey gelirsin. Geçen bu kendi ifade edersin. Ağır yüklü ateş diyor abi. Ennar mukaddede diyor ya başlıyor. Ağır yüklü ateş diye. Peygamber de vahiy oluyor abi. İşte Rumuz'a tuat gidiyor. Bir şey söylemek istiyorum abi. Ama ondan sonra bitsin kılalım. Ama ondan sonra bitsin abi, namazı kılalım inşallah. Cem ederiz. Şimdi bakın bir ucu. Abi bakın dışarıda kelam ya. Ayat-ı tekbiriye zaten bizim daha önceki konuşmalarımızda abi tahayyülüne geliyordu ya. Tamam. Tahayyül bizim ayat-ı tekbiriyelimizdi ya. Tamam. Şimdi evamir-i tekbiri olarak bu sefer tekrar geri çıkıyor abi. Geri çıkıyoruz. Şimdi bakın yani artı böyle. Artı ve eksi Hasan abi artı ve eksi olmadan artı ve tamam artı ve eksi olmadan elektrik üretimi tamam, akım olmuyor abi. Tamam. Evamir-i tekbiriye de tasavvurlardan devam ediyor. Yani artısı ve eksisi oluşturuyor bizim vücudumuzdaki akım elektriği. Yani şimdi bakın evamir-i tekbiriye dediniz ya, biz biliyoruz ki daha önce konuşmalarımızda tasavvur bizim evamir-i tekbiriyemizdir. Çekirdeğimiz. Şöyle mi bak? Şöyle. Yanan kelam abi, akıyla fark edemediğimiz bizim hayal. Yani aslında o nur, oradaki o elektrik... Birisi içeriden, birisi dışarıdan. Evet. Bu biziz. Evet, bu biziz. Bu dışarısı, evet. Artı içerisi veya ekleme bize dışarıdan gelsin. Öyle diyeyim. Dışarıdan gelenler... Yok, dışarıdan gelenler eksi abi. Bakalım, çünkü eksi biz... Bizim dışarıya bıraktıklarımız, bizim dışarıya saldığımız. Ha, o ya ayet ekliyorsun. Lamba da şey değil mi? Ondan sonra bu, şu geldi bu kelam, bu kelam mıydı? O kelam oluyor abi dışarıda, nur olarak görünen kelam. Kelam. Peki hayal nerede? İşte hayal o akünün bütünlüğü abi içeride abi. Enerji. Şimdi enerjinin için dediğin her şey olabildiği için mi? Evet. Her şey olabilir. Onu sen ne diyorsun? Her şey olabilir. Bir şey olsa zaten olmaz. Her şey olan bir şey olabilir. Her şey, hayal her şey olabilir mi enerji? Olur abi. Dışarıda kelam, içeride farklı boyutta hayat diyorlar. Biraz daha farklı boyutta zaman diyorlar. Aynı şeyler yapsın. Boşsun başka şeyler. Hayat zannetmek. Bir şeyler dönüşüyor. Tabii. Hiç yok olmak diye bir şey yok yani. Yok. Öyle bir şey yok yani. Nasıl var olacağım? Var olmayacaksın işte. Nasıl var olmayacaksın? Nasıl var olmayacaksın? Evet. Peki oldu mu bu cümle? Dışarıdan gelenler ek yapıyoruz kendimize. Dışarıya saldıklarımızla kelam ifade ediyor. Evet. Ama bu ikisiyle oluşturuyoruz ya, şahs ediyoruz. Evet. Bizim ortaya her şey olabilen, elektrik, fırın olur, buzdolabı olur, klima olur, her şey olabilen ama herhangi bir şey olmayan hayal.
hayal enerjisi. Dışarıda böyle gözükebiliyor, içeride de böyle oluyor. Peki bunun tersini yap, dışarıdan alıp enerjiyi dönüştürürsün, enerjiyi buna dönüştürürsün. Bu geçiş yoludur. Abi bir de bir şey daha ekleyeyim abi. Ekle ve bitsin. Tamam bitiyor abi. Şimdi yayını da yaptırdık bu sene abi. He. 10 tane akü var böyle. Tamam. Aküleri, güneş panelleri var. Güneş panellerinden aküleri dolduruyoruz. He. Akülerden lambaları yakıyoruz. Burada bir de güneş paneli var yani. Yani dışarıdan gelen bir de vahiy var burada yani. He. Hakikaten öyle değil mi? Evet. Kelam. Evet, evet. Kelam var. Dışarıdan yani. Evet. Yok. وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة geri çıkartmıyor. Yok.